Merhaba Kapatılma Haber izleyicileri. Bugünkü konuğumuz Denizli'nin doğayan ismi. İki dönem Denizli Belediye Başkanlığı'nı yapmış. Sayın Ali Marım. Kendisi Denizli'ye çok büyük hizmetler vermiş. Özellikle insanların akılda kalan 1200 evler noktasındaki 500 evler, değil mi başkanım? Bu noktada herkesin dile getirdiği Ali Marım deyince bu akla geliyor ama ben öncelikle hoş geldiniz diyeyim. Direkt hizmetlerinizden başladım. Nasılsınız, iyi misiniz başkanım? Çok teşekkür ederim Bülent'ciğim. Ben de seninle olmaktan çok mutluluk duydum. İyiyim, sağlığım yerinde. Teşekkür ederim. Evet, sevgili başkanım, deneyim ve tecrübenizle birlikte Denizli'de bugünkü Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz dönemlerde de Denizli Belediyesi'nde ciddi hizmetleriniz, katkılarınız oldu. Hatta Denizli Spor Kulübü Başkanlığı da yaptınız. Evet, 7 yıl yaptım. Geçtiğimiz o dönemler içerisinde belediye başkanları kulüp başkanlığı yapabiliyordu. Bu daha sonra çıkan yasalarla artık yapamaz hale geldi. Bu anlamda Denizli Spor'un da kulüp başkanlığını yapmış sevgili başkanımızı biz önce bir dinlemek isteriz. Evet. Tabii ki sorularımız olacak. Tabii ki birçok şeyi değerlendireceğiz. Ama ben sözü şimdilik size bırakıyorum. Evet, ben 1989-99 yılları içinde 10 yıl belediye başkanlığı yaptım. Tabii ondan öncesinde 1973-80 yıllarında da Hasan Gönüllü'nün başkanlığında Fen İşleri Müdürlüğü yaptım. Belediyeyle tanışmamız 70'li yıllarda oldu. O dönemlerde Denizli'de gerçekten 2-3 caddesi vardı. Denizli tamamen tıkanmış durumdaydı. Belediyelerde para yoktu. Yolları açmak için istimlak parası olmadığı için de şehir tamamen kenar mahallelere kaymış durumdaydı. Gece kondulaşmalar, ondan sonra arazilerin ve tarım arazilerinin özel parselasyonla kaçak inşaatların, gece konduların hızla yayıldığı bir dönemdi. Sayın Hasan Gönüllü ilk defa 42. maddeyi Denizli'de uygulatmaya başladı. Bu Türkiye'de Kayseri ve İstanbul'un kağıthanesinin dışında üçüncü uygulanan yerdi. Kimse bilmiyordu tabii. 42. madde araziyi hamurlaştırarak orada kamuya ayrılan yeşil alanlar, yollar, okul alanları dopla bedelsiz kamuya kalıyordu. Geri tarafındaki kalan yeri de işte o zamanki düzeyde 40. madde uygulanırken %25 top alınıyordu. Onun dışında imar parselleri oluşuyordu. O dönemde bu Denizli'de çok zor şartlarda 40. madde uygulandı. Kimse bilmediği için kendi arazisi kayıyordu, yer değişiyordu ama inşaat yapılabilecek imar parseli oluşuyordu. Yollar da kamuya kaldığı için süratle yollar açılma imkanı oluyordu. Denizli'nin ilk imar planının ciddi şekilde hızlı uygulanması ve parasız yolların açıldığı bir dönemdi. Tabii 76 depremini ben Denizli'de Fen İşleri Müdürü'yken yaşadım. O günlerde Denizli'de fay hattının işte Sevindik, Topraklık, Pelikli Bağ bölgesi ve YS'nin oradan geçtiğini ve o bölgelerde de hasar oluştuğunu gördük. MTA'nın Denizli'de yapmış olduğu fay hatlarının geçtiği yerler ve sağlam zeminlerin oluşması noktasında o günkü koşullarda imar planlarını ancak bakanlık yapıyordu. İmar İskan Bakanlığı'nın içinde bir bölüm vardı. İller Bankası'ndaki elemanlarla birlikte. Orada geldiler hemen yeni bir imar planı hemen oluşturarak deprem evleri bölgesinde deprem evleri yapıldı. Evet.
bugünkü deprem evi, Bahçeli evlerinin olduğu yerde. Önceki ismi deprem evi. Evet. Sonra tabii o dar bölgede o günkü plancılarla ben tanıştım. İyi dostluklar edindim. Türkiye'nin en iyi plancılarıydı onlar. O planın içinde 29 Ekim Bulvarı planda vardı ama 89'a kadar açılmamıştı. Benim de hedefim kenti kaydırmaktı. Kenti sağlam zeminin üzerine oturtmak. İşte Çakmak, Karasanlı bölgelerine doğru plansızdı oraları. Oralara doğru süratle planlar yapılması ve kentin oraya doğru kaydırılması gerekiyordu. Çünkü Bağbaşı tarafında gidecek yer yoktu. Çünkü ondan sonra denizin su ihtiyacını gören Gökpınar kesim vardı. Sevindiğin öbür tarafında sanayileşme var. Oraya gitmesi mümkün değildi. Ancak Sarayköy bölgesine doğru şehrin kaydırılması, planların oraya doğru gitme olanağı vardı. Hemen işte oranın süratle imar planlarının hazırlanması, ilk icraatımdır 1989 yılındaki ilk icraatımdır 29 Ekim Bulvarı'nın açılması. Ondan sonra tabii şehri hem kaydırdık hem ciddi anlamda altyapılarıyla, üst yapılarıyla kentin su ihtiyacı yoktu. O zaman sıkıntı vardı. Gökpınar'daki suyun getirilmesiyle, yeni şebekelerin oluşturulmasıyla ve Denizli'de sanatsal, kültürel hem planlamanın uygulanmasıyla iyi çalışmalar yapıldı. İmkanlar azdı ama ekip iyiydi. Tabii 70'li yıllardan gelen tecrübeyle biz halkla bütünleşerek halkla birlikte ciddi anlamda güzel çalışmalar yaptık. Tabii o bölgede deniz spor, bahsettiğim deniz sporun ikinci ligdeydi. İşte kulüp başkanı oldum. İki defa şampiyon ettik deniz sporu bu arada. Çok iyi bir arama tarama ekibi kurduk. Ciddi rakamlarla transfer etmek mümkün değil. Bu tarama ekipleri hiç temas kurmadan, kendileri de ilgili birbirleriyle görüşmeden iki devre halinde takımları izliyorlardı. Rapor tutuluyordu. O raporlar kapalı dosya içinde veriliyordu. En son sezon sonunda açtığımızda ortak puan alan futbolcular üzerinde sezon bitmeden gidiyorduk ve transfer ediyorduk. Böyle bir transfer politikanız vardı. Evet, çok güzeldi o transfer politikası. İyi futbolcuları, kaliteli futbolcuları hem ekonomik anlamda kazandırıyorduk. Ve Deniz Spor sonrasında da bunlardan çok iyi paraları da kazandı. Güzel, başarılı yıllar geçirdik. Anladım. Peki başkanım, bu Karahasan'la Çakmak tarafında imara açtınız. Yanlış bilmiyorsam Çakmak Mezarlığı'nın alt tarafı ve Saruhan bölgesi artık şu anda Ofrot'unda olduğu Yeşilyayla tarafına doğru Subaşı döneminde de bir imar açıldı. Şimdi bu imar planları öncelikle 25 binlik yapılması gerekiyor. Bu mevzi imar planı dediğimiz planlar. Kentin nereye gideceğini, nerede konut ve sanayi olabileceğini, renklerle birlikte önce onun planlaması yapılması lazım. Kentin anayasası dediğimiz bir planlama. Evet. Gideceği yeri bileceksin. Ondan sonra 5 binlikler yapılıyordu, sonra binlikler yapılıyordu. Bizim o dönemde 25 binlikler yaparken kentin bütün çevre yolları, kentin konut anlamında gideceği yerler, o gittiği yerlerdeki o yerleşim alanlarının içindeki insanların ihtiyacı olduğu okul alanları, camiler, hastaneler, bunlar hep yeşil alanlar orada planlanıyordu. Tabii bu plan biz Çakmak'tan bu şeyden Hacıköy'de tabii oralarda bunun için alınıyordu ama Tekke köyünden Göveçli'ye kadar bu imar planlarının hepsi de elden geçti.
Göbeşli'yi de o dönemde siz yaptınız. Tabii Göbeşli, bütün planlaması. Ben bunu sordum biliyor musunuz? Şunun için sordum. Bu ya da bilmiyorum ben açıkçası. Yani bu Çakmak'taki, o Çakmak mezarlığının ve alt tarafındaki alanlar yaklaşık bir 5 yıl önce oldu mu? 4 ya da 5 yıl önce yani yollar açıldı falan, ne bileyim parsel geçti yani. Şimdi imar planı yapılması ayrı, onun icraatı ayrı. Tabii. Onlar icraatını yaptı. Sizin dönemizde hazır planların üzerine onlar yollar açtı. İşte yollar açıldı. Yollar açtı. Çünkü şu anda oralarda ciddi bir yapılaşma söz konusu. Tabii. Evet. Bunlar yapılıyor. Ama altyapısının sizin döneminizde. Evet, planlaması bizim dönemimizdedir. Şu evet. Anda da zaten Şeniz Başkan da orada çok da güzel çalışmalar, yapıyor. Evet. Dikkatle izliyoruz, takip de ediyoruz. Umarım onlar da bizi takip ederler. evet. Bu anlamda belediyeciliği ben sizinle yıllar oldu. Belki hatırlamazsınız bile. Belediyenin arkasındaki gazeteyi ilk çıkardım. Hatırlıyorum, geldim. Hatta bir dönem haftada bir yazıda yazdık. Evet, köşe yazarlığı yapmışsınız. Evet. O zaman şöyle bir diyalogumuz olmuştu ve ben bunu hiç unutmuyorum. Dediniz ki organize sanayi bölgesine bizim raylı sistem projemiz var. Evet. Ben hatta dedim ki neden raylı sistem projesi olmuyor diye soru sormuştum. Siz zamanı bu şekilde cevap evet. Vermiştiniz. Mesela Çınar, Bağbaşı, işte şehrimiz büyüyor. Göbeşlik tarafına ya da atıyorum Server Gazi Hastanesi noktasına varıncaya kadar raylı sistem yapılamaz mı? Hala aslında bunlar değerlendirilebilir. Tabii. Bence çok da zor değil. Çünkü İstanbul'da biliyoruz, hatta Antalya'da evet. Yakınımızda aynı sistem üzerinde bu şekilde yapılıyor. Evet. Yani çok da trafik noktasında da olabildiğince de hem aza indirebiliyor, evet, hem daha hızlı da toplu taşım noktasında da avantaj sağlayabiliyor. Siz bana o zaman bunu söylemiştiniz ama o günden bugüne bir soru daha soracağım, sözü bırakacağım. Sizlere bırakacağım. Dedim ki başkanım, bir yerde çukur var. O çukur aylarca duruyor. Yani evet. Bu neden yapılmıyor dediğimde siz o zaman biz onu yapmıyoruz. O karayollarının görevi demiştiniz. O karayollarının içindeki çukurlar. Karayollarının evet, çukurlar. Evet. Ama o günden bugüne tabii çok fazla kanun, yasa değişti. Hemen hemen bütün yetkileri belediyelere evet. Verdiler. Tabii bu avantaj oldu. Belediyeler evet. için de avantaj oldu. Daha hızlı hizmet yapabilmesi için avantaj oldu. Şu anki şehrin yapılaşmasını mesela burada biraz Sayın Osman Zolan başkanımıza da biraz kinayeli de olsa, esprili de olsa bir dokundurma yapmak istiyorum. 100 yılın projesini yaptık ama seçim vaadinde de demişti ki Denizli'ye deniz getireceğiz. Bu son dönemlerdeki yoğun yağmurlardan dolayı Denizli'ye deniz geldi. Ama mevsimi değildi, zamansız geldi. Ve 100 yılın projesi adı altında olan o kadar sokak aralarına varıncaya kadar yapılan çok güzel çalışmalar oldu. Yani iyiye iyi diyoruz zaten biz. Hiçbir zaman tabii. Olan güzel şeyleri kötü demiyoruz. Bunu eleştiri anlamında da söylemiyorum aslında. Ama siz vaat etmiştiniz ve o deniz Denizli'ye doğal afetle, kısmen doğal afetle gelmiş oldu. Demek ki altyapıda burada problem mi var? Kanalizasyonla ilgili sıkıntılar mı var? Bunlar neden oluştu? Sizler de daha iyi sanırım tarif edeceksinizdir bunu. Evet. Tabii Denizli'de tamamen altyapıların su, kanalizasyon, içme suyunun tamamen değişmesi Denizli açısından çok önemli bir proje ve o bütün mahallelerde uygulanıyor. Çünkü daha öncesinde içme suları plastik borularla, asbest borularla, çelik borularla farklı şekillerde bunlar yapılıyordu. Denizli büyüdükçe, ilerledikçe, yeni yollar açıldıkça ilave borularla bu şebekeler devam ediyordu. Zaman zaman yetersiz, zaman zaman işte asbestteki kanserojen olayları, plastiğin tabii zemindeki hareketlilikten dolayı su kaymaları, kaçakları, sızmalar daha çok artıyordu.
Son zamanlarda Sayın Zeybekçi'nin döneminde başlayan, Osman Bey'in döneminde de devam eden suların çelik boruları içine alınması, yağmur sularının ve kanalizasyonların bunların yeniden ele alınması güzel bir proje. Toplum açısından, kent açısından, insanlar açısından güzel bir proje. Buradaki eksiklik şu, tabii sokak aralarına döşenen parke taşları bir beton zemin üzerine döşendiği için yağmur suları zemin içinde emmiyor ve dolayısıyla bu hemen şeylerden, ızgaralardan kanalizasyona veya yağmur suyu borularına geliyor. Buradaki en büyük sıkıntılardan birisi de tabii bu Atatürk Bulvarı üzerindeki Merkez Bankası önündeki menfezlerin zaman zaman açılmaması, zaman zaman temizlenmemesinin nedenleri oluyor. Tabii mevsimler çok değişti. Ani yağmurların gelmiş olması, yani bir yılda alınan yağmur bazen bir saatte alınabiliyor. Bu tehlikeli bir tabii yağış sistemi, afat şeklinde. Hemen belirli süre içinde kayboluyor ama bu Türkiye'nin her yerinde de ne kadar yapsan dahi gelen yağmuru o anda deşarj edecek sistem oluşmayabiliyor. Zaten deşarj edecek sisteme göre oluşturduğun zaman boruların kapasitesini çok daha büyük oluşturman ve menfezde onu göre yapman gerekiyor. Bugün oradaki sistemde tamamen çok yanlış yapıldı. Bunlar eksik demek yanlış. Yapılan işler doğru ama gelen yağmurların ani olarak gelen yağmurların menfezler tarafından yağmur kanalizasyonları akıtma konusunda orada menfez eksikliği olmuş olabilir. Onlar da olumsuz durumu yaratıyor. Yaratıyor. Yani genelde yapılan altyapılar teknik anlamda doğru işler. Diğer taraftan tabii Denizli'de... Çok özür diliyorum başkanım. Mesela sizin bu söylediğiniz çok önemli bir şey. Yani yolların yapılırken beton atılmasıyla suların toprağa gidememesinin getirdiği su birikintileri oluşuyor. Şimdi son yıllarda çok şey var moda ama şunu söylemek istiyorum. A partisinin belediyesi, B partisinin belediyesi buraya kar yağdı, neredesin? Sanki meteoroloji uzmanı, sanki bir belediye başkanı eline kürekle alıp evet, ya o karı atacak ya da Sayın Zolan burada suyu çekpasla temizleyecek. Bunları çok sığ, son derece seviyesiz, hiçbir zaman da amacına ulaşan eleştiriler olduğunu düşünmüyorum. Evet. Hiçbir zaman kimse bu yağacak yağmurun ya da karın ne şekilde olacağını bilemez. Tabii ki önlemler alınmalı. Tabii ki olması gerekenler, tedbirler de alınmalı. Alınıyor da, alınmış olmasına rağmen bunlar da olabiliyor. Ama evet, yaşadığımız sıkıntılar Denizli gerçeğinde bayağı hakikaten problem oldu. Alt geçitlerde özellikle mesela çok ciddi anlamda evet, problemler oldu. Burada eksiklikleri dile getirebilir, bunları söyleyebilir. Evet. O zaman da doğal olarak bir belediye başkanıysanız ya da herhangi bir yerin kurumunda sorumlu olarak bulunuyorsanız eleştiri her zaman gelecektir. Mutlaka, mutlaka. Bu eleştirilerden yapıcı olarak biz de şu anda olduğu gibi yapıcı olarak bu eleştiriyi yapıyoruz. İnsanların, halkın yapmış olduğu bu eleştirileri dile getiriyoruz. Ama bakın Sayın Başkanımıza çok da güzel bir açıklamayla herkesi de bilgilendirmiş oldu. Bunlar bu iletişim ve diyalogla olduğu sürece evet, her zaman üzerine koyarak bir şeylere yol alabiliriz. Yoksa olmadık şeylerden bir şey bularaktan şucu, bucu, ötekisi, berikisi noktasından bakarsak sıkıntı yaşayacağımızı, yaşadığımızı da biliyoruz. Ama biz bunu yapmıyoruz. Biz bunu hiçbir zaman yapmadık ve yapmayacağız. Bu anlamda belediyelerin şu anki Denizli'deki tabii sizler Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanıydınız. Ama belediye başkanı olduktan sonra o kimlik bırakılıp halkın tabii belediye başkanı olma noktasına geçiyoruz. Bu çok önemli bir şey. Yani bir parti olarak katılıp
başkan olduktan sonra artık herkesin belediye başkanı noktasına gelebilmek ve bu sorumluluğu taşıyabilmek çok önemli. Böyle baktığınız zaman Denizli'deki Büyükşehir'in, Denizli'deki Pamukkale Belediyesi'nin, Merkez Efendi Belediyesi'nin çalışmalarıyla ilgili olumlu olumsuz düşüncelerinizi de rica edebilir miyiz lütfen? Tabii. Belediye başkanlığı çok farklı bir olay. Bir kere belediye başkanı kim seçilirse seçilsin, halkın içinden gelmiş hissini sen icraatlarınla, yaşamınla göstermen gerekiyor. Dediğiniz gibi seçilinceye kadar bir partinin adayısınız. Seçildikten sonra artık Denizli'nin belediye başkanısınız. Hizmetin siyaseti olmaz. Hizmete ihtiyacı olan her yere yapılır. Bugünkü çalışmalarda gerçekten Şeniz Doğan kardeşimiz, başkanımız insana dokunan, insanla iç içe olan ve derdini dinleyen ve derdini çözüm bulan bir belediyecilik anlayışını götürüyor. Belediye başkanlığında insanların istediği en önemli şeylerden birisi de arandığı zaman bulunabilen, bulduğu zaman da konuşup dinletebilen, kendi sorununu anlatabilen bir başkan isterler. Bir yol eksik olsun ama belediye başkanı o sorunlarla iç içe insanları dinleyip beraber olabilme şansını yaratılması gerekiyor. Şeniz Başkan da bunların en iyisini yapıyor. Nerede bir toplantı var, nerede bir açılış var, nerede bir icraat var, herkesle birlikte olabiliyor, göz göze gelebiliyor, dokunabiliyor ve derdini dinleyebiliyor. Belediye başkanlıkta en önemli olaylar bunlardır. Tabii diğer icraatlar kendinden olacak. Senin belediyende personeller var. Oturmuş sistem var. Her birimin, her vatandaşın sorusuna, ihtiyacına göre gideceği yerler belli. Yüzyıllardır bu belediyeler sistemi oturtturmuş. Bürokraside de, belediye başkanlığında da insanların orada kimin nereye gidebileceğini, hangi sorunun kiminle çözebileceğini biliyorlar artık. Yani orada belediye başkanı olmasa dahi o rutin işler devam edebilecek durumda. Yani bir fen işleri yolla ilgili her türlü çalışmayı, bir temizlik işleri, temizlikler, kentin temizliğiyle ilgili, çevresel ilgili sorunları çözebilmeyi, halkla ilişkiler gelen insanları dinleyip sorunları çözebilme mantığını giderebilme düşüncesini, imar konusunda da oradaki personel de gelen vatandaşın imarla ilgili her türlü sorununu karşılayabilecek durumda. Belediye başkanı icraatlarında siyasi anlamda yatırımların öncelik yapabilir. Ve dünya görüşü olarak ve insanlara bakış açısı olarak da yatırımları ona göre değerlendirme şansı olabilir. Aradaki fark bu. Burada ele dokunan insanı sanatsal, kültürel işler mi yapacağım veyahut da bu konuda farklı kendine göre projeler mi yapılacak? Bu konudaki düşünceler belediye başkanının belediye başkanı olmadan önceki vizyonudur, projesidir. Yani ben en büyük değeri, tabii bu rutin çalışmalar yapılırken belediye başkanlığında yolun açılması, kanalizasyonların yapılması, altyapıların yapılması, brutal işler yapılırken ben bu arada da insana dokunacağım, insanın geleceğine yön vereceğim. İşsiz çalışan, işsiz olan insanları emeğini birleştirerek yeni bir katma değer sağlayacağım. Onlara yeni bir kaynak oluşturacağım düşüncesi en önemli projelerdir. Bu projelerde işte kadın dayanışma dernekleri, örgütleri, işte özürlü vatandaşlarımızın sorunlarının dinlenmesi, çözümü, onlarla birlikte olunması, kültürel anlamda, tiyatro anlamında, sanat anlamında etkinliklerin artması ve onları bir yerde toplanması, sosyal anlamdaki, kültürel anlamdaki atılımlar, projeler, bunlar
kent belediyeciliğin insanla olan ilişkilerinin ön plana çıkarılmasıdır. Bugün belediyelerimiz gerçekten kendi bütçelerini çok iyi değerlendiriyor. Kaynak yaratma anlamında kendi enerjisini yaratma ve üretme konusundaki projeleriyle kentteki toprakla bütünleşen insanlarımızın katkı vermek suretiyle, onu destek vermek suretiyle üretimi arttırma konusundaki projeleri, gençlerin gelecekle ilgili yatırımlarında, gelecekle ilgili sanatsal kültürel anlamdaki çalışmalarını, evdeki kadınlarımızın emek zamanını iyi kullanarak onları yeni bir katma değer, yeni bir kaynak yaratma konusundaki projeleri belediyecinin artık günümüzdeki en önemli çalışmalarıdır. Bu anlamdaki başarısı Şeniz Hanım'ın takdire şayandır. Diğer taraftan Pamukkale'ye baktığımızda Pamukkale'deki çalışmaları, Şeniz Hanım'ın çalışmalarındaki bu insana dokunan çalışmaları göremiyoruz. Bu da tabii insanların dünya görüşüyle ilgili bir olay. Hedefleriyle olan olaylar. Pamukkale'de Büyükşehir'in bugünkü icraatı olmasa Pamukkale Belediyesi'nin hiçbir icraatı ortada görünür durumda değil. Geçmiş dönemde yapılan Keltepe'deki bir icraatın dışında o da çok tartışılan bir proje. Çok yönlü rakamların döküldüğü, büyük rakamların döküldüğü bir proje. Diğer taraftan ciddi anlamda Pamukkale Belediyesi ile ilgili ele dokunan ciddi bir projesini Denizli'deki, Pamukkale'deki yaşayan insanların gördüğünü sanmıyorum. Ben görmüyorum çünkü. Ancak onun açığını Büyükşehir kapatıyor. Büyükşehir'in icraatlarıyla bunlar değerlendirilebiliyor. Ben önümüzdeki dönemde iyi adaylarımızın ortaya çıkmasıyla, iyi bir anlatımla, iyi bir projeyle, iyi bir kadro çalışmasıyla çok farklı belediye sayısını arttırabileceğimizi düşünüyorum. Peki Büyükşehir'le ilgili ne düşünüyorsunuz? Tabii biz hepsinde talibiz. Denizli'deki Büyükşehir dahil 19 ilçeye talibiz. Tabii bu talip olurken belirli kıstasları, belirli projeleri öncelikle ortaya koymamız gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi bugünkü sistemle tek başına geldiğinde Cumhuriyet Halk Partisi dışında da diğer partilerin kazanma şansının az olduğunu görüyoruz. Bu artık bu sistemde ittifaklar ön plana çıkıyor. Biz önümüzdeki işte siyasi partilerin kurultayları var, çalışmalar var. Yerel seçim öncesinde az bir süre kaldı. 9 ay, 10 aylık bir süre kaldı. Bu süreyi biz çok iyi kullanırsak, seçim dönemindeki 2-3 ay bırakmadan 6 ay öncesindeki çalışmalarda önce ittifakla, kimlerle ittifak yapacaksa ittifak protokolünü ön plana almak suretiyle Büyükşehir'de önce kendi adayımızı belirlemek, ondan sonra Büyükşehir'e göre diğer ilçeleri de dizayn etme projesini ön plana getirmemiz gerekiyor. Aday kadar da ittifakta olan protokol çok önemli. Tabii burada adayımızın artık şehir büyüdü. Büyük şehirlerde belediye başkanı arkadaşın artık günümüzde genel seçimler gibi partiye oy verilmiyor. Kişiye oy veriliyor. Adaya oy veriliyor. Adayın en az 6 ay öncesinden belirlenip Çamelindeki köydeki insanların, köylerdeki insanların birebir görmesi, işte Beyaş'taki, Güney'deki, yani bütün ilçelerdeki insanların birebir adayı görmesi gerekiyor. Adayla buluşması gerekiyor. Projelerini anlatması gerekiyor. Merkezde de bu çalışmaları ciddi anlamda kendi altyapısında oluşturduğu meclis üyelerini,
ile birlikte bu projeleri anlatma imkanı ve zamanı tanınması gerekiyor. Bu zaman diliminde artık örgütle beraber eğer bunları genel merkezin de bu anlayış içinde değerlendirdiğinde sanırım talip olduğumuz her şeyi bugünkü son aldığımız oylara dikkate aldığımızda alma şansımızın yüksek. Yeter ki adayımızın zamanda belirlenmesi, adaylarımızın ve adaylarımızın da bu yönde kamunun benimsediği, takdir ettiği, bağrına bastığı insanlar olması gerekiyor. Anladım. Yavaş yavaş siyasete doğru da kaymış olduk. Evet. Bu söylemlerimizde. Evet sevgili başkanım, bir seçim süreci yaşadık. Yaşanan seçim sürecinin sonunda ülkedeki vatandaşlarımızın 21 yıldır AK Parti iktidarının Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeyi çok iyi yönettiği noktasında bir seçimi oldu. Ve devam kararı aldı bir 5 yıl daha. Bununla ilgili de ben sizin görüşlerinizi rica ediyorum lütfen. Evet, bu seçim gerçekten Türkiye açısından bir kader seçimiydi. Yola öyle girildi. Çünkü Türkiye'de 21 yıllık tek adam rejimi bu ülkenin sorunlarını karşılama noktasında değildi. Bunu artık toplum biliyordu. Tek adam rejiminde dış politikanın, iç politikanın, ekonominin ve toplumun en önemli savunma sistemiyle, eğitimiyle ilgili bütün sorunlarının bizim yaşadığımız cumhuriyet değerlerinin dışında bir çalışmanın içinde ve örgütlenme içinde olduğunu bütün toplum gördü. Ve bu rejimin, bu sistemin değişmesi noktasında artık biz Millet İttifakı olarak karşı durma noktasına girdik. Seçimleri yaşarken bir tarafta Millet İttifakı'nın belirli kısıtlı imkanlarıyla çıktığı yolda karşımızda devletle paranın değerinin bilinmediği, sonra öğrendiğimizde 250 milyar liranın bir seçim masrafıyla karşı karşıya geldiğimizi görüyoruz. Tabii seçim kazanmanın iki noktası var. Birincisi hukuk sistemine göre yasal yönden herkesin eşit namus dediğimiz oyunun atıldığı sandıktan aynı şekilde çıkabilmesi. Evet. Herkesin o sandıklarda rahat oy kullanabilme şartının olması. Ve seçmen sayısının da adil olarak Türkiye'de seçmen sitelerinin belirlenmiş olması. Bunlar olması gereken şeyler. Bu seçim sisteminde gördüğümüz en önemli olay bizim kendi içimizde genel başkanımızın veyahut da milletvekilinin broşürünü asacak paranın bulunamadığı, ekonomik anlamda çok büyük sıkıntıların yaşandığı bir dönemde karşı tarafta bütün ana caddelerin, bütün meydanların işte büyük posterlerle ve farklı ilanlarla, billboardlardaki donanımlarla insanları yönlendirebilen kelimelerle donatılıyor. Adil olmayan bir seçim sistemi yaşadık. İşte bir bakıyorsunuz, deprem bölgesinde 10 ilde bir deprem oluyor. Orada yüz binlerce insan ölüyor. Orada insanlar barınacak konteyner bulamıyorlar. Türkiye'nin her tarafında dağılıyorlar. Ama seçim döneminde baktığımızda oradaki seçmen listesinin sayısı artıyor. Artan seçmen listesinin hepsi oy kullanıyor. Ve orada korkunç bir rakam sandıktan çıkmış oluyor. Bugün yurt dışındaki seçmen sayısını bilmek mümkün değil. Oradaki oyları sonra öğreniyoruz ki farklı farklı listelerde farklı farklı
sandık sonuçları ortaya çıkıyor. Ben bu seçimin adil olmayan bu seçimde tabii en önemli şey Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye bir mülteci deposu olmayacak. Gelen mültecilerin mutlaka kendi ülkelerine bunlar misafir olarak aldık, geri göndereceğiz. Çünkü mülteci misafir olarak geliyor. Oradaki kendi ülkesinde yaşadığı yerdeki tehlike görerek sığınma olarak sana geliyor. Artık orada kendi geldiği yerde sorun kalmamış. Her taraf, her şey barınma, yaşam koşulları düzelmiş. Onları geri gönderme şansımız var yasal yönden. Bunları göndereceğiz dediğimiz zaman bu Türkiye gerçekten bugün belirli yerlerde nüfus sayılarında oranların Türkiye genelinde çok değiştiğini görüyoruz. Yani böyle gittiği zaman bugün 10 milyonluk mülteciler, bu mülteciler yalnız Suriye değil, Suriye'si var, Afgan'ı var, İran'ı var, her ülkeden mülteciler Türkiye'de barınma için geldiler. Bugün 10 milyon denen mülteci işte onların yaşam durumuna göre 4 bayanla evlenebilme, istediği kadar çocuk sahibi olabilme şansları var. Ve bu arttığı zaman bir 5-10 sene sonra 25-30 milyona geldiğinde Türkiye'nin yapısı değişecek. Türkiye kendi insanı içinde azınlıkta kalacak. Türkiye'nin demokrasi yapısı tamamen değişmiş olacak. Bugün Kilis'te, bugün Hatay'da, belirli yerlerde belediye başkanlıklarını alabilecek durumdalar. Bizler Cumhuriyet döneminde Kurtuluş Savaşı'nda kanla almış olduğumuz topraklarımızı bugün parayla satar duruma geldik ki bu Türkiye açısından çok acı bir nokta. 50 bin dolar, 100 bin dolar verdiğin zaman kimlik verebiliyorsun ki benim kimliğim üzerinde Türkiye Cumhuriyeti ibaresi var. Bunu sen parayla satma noktasında geldiğin zaman ve bunun rakamını Türkiye'de eşit şekilde herkesin bileceği noktasını gelemediğin noktada bir zamanlar bunu 200 milyon deniliyordu. Şimdi açıklandığını göre 1,5 milyon kişiye kimlik verilmiş. Ve 1,5 milyon insan oy kullanıyor ve bu dengeler allak bullak oluyor. Peki. Yaşadığımız sistem eşit bir sistem değil. Adil bir sistem değil. Adil bir sistemin dışında da işte netice bir değişim noktasına gelemedi. Şimdi siz konuşurken daha öncesinde de aslında bunu düşünmüştüm. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Müslüman bir ülke. Hatta Müslümanlığın en iyi şekilde yaşanabilir olduğu bir ülke. Evet. Neye göre? Diğer İslam ülkelerine göre. Evet. Hem laikliği, hem inancını yaşayabilirliği, hem demokrasiyi bir arada tutabilen bir ülke, örnek bir ülkeydi. Fakat ben şunu gözlemliyorum. 21 yıllık AKP iktidarında Sayın Cumhurbaşkanı ben BOP başkanı olacağım dedi. Evet. Yani Orta Doğu, Büyük Orta Doğu projesinin başkanı olacağım dedi. Olmadı. Biz 21 yılda bunu hani sen BOP başkanısın şeyi olmadı. Ama BOP başkanlığı üzerinden neler yaşandı diye baktığımız zaman da özellikle işte Mısır'da başlayan, Lübnan'da devam eden, Pakistan'da devam eden, Suriye'ye kadar gelen bir Arap Baharı vardı. Evet. Şimdi bu ülkelerin yapılaşmasına baktığımızda, fiziksel anlamdaki yapılaşmasına baktığımızda, halkın ve demokrasinin yaşanmışlığını baktığımızda çok kolay ekarte edilebilir bir halde olduğunu gördük. Biz bunu ilk Körfez Savaşı'nda zaten Irak'ta Saddam Hüseyin'in olağanüstü gücü var denilirken hiçbir şey olmadığını görebildik. Şimdi Türkiye tabii bu anlamda yaklaşıldığı zaman zor bir ülke. Yani ülkesindeki
yetişmiş insan sayısı, eğitimli insan sayısı çok daha fazlaydı. Doğal olarak Türkiye bir Pakistan gibi ya da Irak gibi kolay elde edilebilir bir ülke değildi. Şimdi bizim bu iktidar dönemiyle başlayan süreçte de yaşadığımız bir takım donelerimiz var elimizde. Mesela hiçbir dünya ülkesinde yaşanmamış enteresan bir darbe süreci yaşadık biz. Yani bizim okuduğumuz, ben 74 doğumluyum. Evet yaşamışım o darbe zamanında ama çocuktum hatırlamıyorum yani. Okuduğumuzda darbe yapıldığında önce ülkeyi yöneten siyasi kadronun başı ve diğer siyasi liderlerin birçoğu hemen asker tarafından alınır. Onlarla ilgili bir yargılama süreci başlatılır. Doğru mu hatırlıyorum? Doğru. Oysa bir 15 Temmuz darbe sürecinde ne izlediğimizi anlamadık biz. Şimdi bu kalkışma dediler. Evet. Yani Boğaz Köprüsü kapandı. Bazı şehirlerde bir takım birlikler falan ortaya çıktı. Yani enteresan bir darbe süreci yaşadık biz. Ve bu süreci yaşadığımız zaman da Sayın Cumhurbaşkanı o dönem bu bir Allah'ın lütfu bize dedi. Ne beklentisi vardı? Türkiye Cumhuriyeti Devleti parlamenter sistemle yönetiliyor. Oysa Sayın Cumhurbaşkanı da başkanlık sistemini getirip ortaya koyuyordu. O başkanlık sistemini yavaş yavaş bir adım mıydı bu? Bunların bir altyapısı mıydı? Ve bu süreçle birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin AK Parti gelmeden önce yapılan anketlerde de en güvenilir kurumu silahlı kuvvetleriydi. Şimdi biz Genelkurmay Başkanı kim olduğunu bilmiyoruz. Bugün o darbe sürecinde Atatürkçü Mustafa Kemal'in askeri dediğimiz Kuleli Askeri Lisesi kapatıldı. Bir ordunun en önemli noktalarından biri de hastanesidir. GATA kapatıldı ki o hastanede de müthiş doktorlar evet. Yetişti. Müthiş doktorlar yer aldı. Bütün bunlar kapatıldı. Acaba bu Arap Baharı hatta şuradan da devam edeyim. Suriye'yi biz Suriye ile birlikte bir anda IŞİD terör örgütü diye bir örgütle karşı karşıya kaldık. Kafa kesen, öldüren, insanları kurşuna dizen, sürekli sosyal medyadan bunları izler hale geldik. Şimdi o IŞİD terör örgütü şu anda yok. Bir geldi, bir anda da yok oldu gitti. Kim tarafından organize edildi? Kimler getirdi buraya, Suriye'ye konuldu? Artı Suriye'de ister beğenirsiniz, ister beğenmezsiniz. Biz de kendi içimizdeki, ülkedeki bahsettiğimiz seçimle ilgili bir sürü şeyi eleştiriyoruz. Ama orada Esad bir iktidar olabileceği oyu almış ve Suriye'nin kendi toprak bütünlüğü içerisinde bunu yaşamış. Siz kim oluyorsunuz ki Suriye halkının seçtiği başkana değiştirme cüretinde bulunabiliyorsunuz diye bir soru sorabilir miyim? Tabii. Sorabilirim. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırlarının içerisine bir Suriye ordusu tankıyla tüfeğiyle girmiş olsa ne olur başkanım? Savaş suçu mudur? Gayet tabii. İşgal midir? Durup dururken girdiğin zaman her türlü şeyler söylenir. İşgaldir. Tabii. Peki şu sorunun cevabını hiçbir zaman alamadım. Türkiye Suriye'ye neden girdi? Neden hala biz orada varız? Evet. Bunun cevabı terör örgütü vardı. Terör örgütlerini temizlemek için girdik. Peki ne kadar mühimmat, ne kadar asker, ne kadar araç gereç gitti? Burada ne kadar ordu için bu paralar harcandı? Bunları biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ve niye hala biz oradayız? Eğer bir sınıra duvar çekilerek o sınır korunabiliyorsa, şuraya da geleceğim. İHA'larımız var, SİHA'larımız var. Bizim İHA'larımız varken, bizim SİHA'larımız varken biz neden bir başka ülkenin toprak bütünlüğünün içerisinde varız? Evet. Yani şimdi bu Suriyeli
din kardeşimiz, din kardeşlerimiz ülkemize geldi. Neden İstanbul'a, Ankara'ya ve ülkenin her tarafına, her şehrimize, burnumuzun dibine kadar geldi? Sebep? Eğer gerçekten onlara sahip çıkmak adına, o insanların ölümden korumak adına bir yerlerde sığınmasını sağlamak istenseydi, gerçek niyet bence sınır illerimizin belirli alanlarında orada bir takım kamplar kurulabilir, burada tutulabilirdi. Denizli, Çınar Caddesi'nin saat 9'dan sonra kimseyi yürüyemiyor. Bizim beka sorunumuz bence başkanım 10 yıl, 15 yıl sonra sürekli üreyen bu Suriyeli kardeşlerimiz ülkemizdeki seçimlerde ciddi bir şekilde oy potansiyeli olacaklar. Kesinlikle. Ve bu sürece gelinceye kadar da müthiş sıkıntılar da yaşayacağız. Gasplar, ölümler, döner bıçaklarıyla sokaklarda saldırmalar, bunların hepsini izliyoruz biz. Türkiye, daha modern olan bu İslam ülkesi daha modern bir şekilde mi yavaş yavaş ekarte edilip bahar, Arap baharı noktasına mı getiriliyor diye çok uzun açıklamalı bir soru sormuş olayım size. Evet. Şimdi çok özür dilerim. Aklıma geldi hemen. Bir kardeşimizle konuşuyoruz. Bu Suriye'ye girilince neden dedim orada varız? Bana şu cevabı verdi. Orası dedi bizim zaten toprağımız. Orası Osmanlı'dan bize kaldı dedi. Evet. Verdiği cevap şuydu. Benim de kendisine sorduğum ikinci soru şu oldu. Madem öyle Viyana kapılarına kadar gidelim. Macaristan'da, Bulgaristan'da, doğru mu? Trablusgarp da bizimdi. Yani o zaman bunu genişletebiliriz biz. Hadi buyur oraya da girelim. Sorunun cevabı bu değil. Değil. Biz endişeliyiz. Endişeli olmak yetiyor mu? Yetmiyor. İcraat lazım. İcraatı demokrasinin içerisinde de böyle esnaf ziyaretleriyle gidilen ya da gidilmeyen cenazelerle ya da ne bileyim mevlütlerle nasılsın iyi misin noktasıyla varılaraktan ben hiçbir sonucun alacağını, gerçek anlamda sonucun alacağını inanmıyorum. Kesinlikle de bu ziyaretlerin çok kayda değer bir oy yaratacağına da inanmıyorum. Şunu çok net söyleyeyim. Herkesin bildiği bir şey ama nereden baktığına bağlı. Bugün ülkemizde adı belki sağcı solcu değildir ama ülkede bir gerçek var ki ülkemizin %70'i muhafazakar bir yapı. %30'un içerisinde de muhafazakar yapı var. Yok değil. Yani biz inançsız insanlar değiliz. İnanır inanmaz onu bir şey diyemeyiz ama sonuçta sayısal olarak adını bugün AK Parti'nin liderliği yapmış olduğu sağ kesimde örnek veriyorum 100 kişi var. Oy kullanacak 70'i AK Partili, 30'u CHP'li. Ben hangi dönem olursa olsun 30 kişiyle 70 kişiyi zaten yenemem ki. Eğer yüreği olan varsa buyursun bu tarafa geçsin. Bir daha seçim yapalım. Hadi seçilsin. Ben bunun çok ütopik olacağını biliyorum. Çok gerçekçi, aslında çok gerçekçi bir söylemi söyleyeceğim şimdi. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Evet, gazetecilik yapıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde 4 ay öncesine kadar il yöneticiliği yaptım. Görev verilirse önümüzdeki dönemlerde şartlara göre yine de bulunmaktan büyük bir keyif alırım. Çünkü ben Atatürkçü bir adamım. Çünkü ben Atatürk'ün kurmuş olduğu partide bulunmaktan da çok mutlu olan bir adamım. Ama bir vatandaş olarak da Atatürk'ün ilkelerini, inkılaplarını bize sunmuş olduğu demokrasinin de hakikaten Yılmaz bekçilerinden biriyim ben. Yani bunun uğruna ne gerekiyorsa da her şeye hazır olan da birisiyim. Bu bağlamda bizim Cumhuriyet Halk Partililerin bence bol bol çocuk yapması lazım. Benim 3 tane var. Olmayan arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. Biz yine bilimin, tekniğin, matematiğin, fiziğin, fenin her zaman yanında olaraktan her türlü çalışmamızı yapalım. Ama bunun yanında bunu da yapalım. Biliyorum çocuklarımızın iyi beslenmesi için ekonomi çok iyi olmak zorunda.
Çocuklarımızın iyi eğitim alması için ekonomi çok iyi olmak zorunda. Çocuklarımızı en iyi şekilde giydirip onları en iyi sanatsal, kültürel etkinliklerin içerisinde bulunması için böyle düşünüyoruz. Olması gerektiği gibi düşünüyoruz belki ama maalesef bu var olan düşüncenin içerisinden de kendimizi hep mağlup anlamda yer buluyoruz, üzülüyoruz. Ekonomiye sığındık. Dedik ki ekonomi çok kötü. Bu sefer dedik belki değişir. Yok, değişmiyor. Niye? Çünkü müthiş bir faiz veriyor. Parası olan insanlar da bu faizden faydalanmak adına bunu yapanlar da var. Bu bence hainliktir. Ülkeye yapılacak en büyük hainliktir. Şu kadar milyon param var, bu kadar faiz alıyorum, çalışmasam da olur. X belediyeden bana şu kadar yardım kulisi geliyor. Devlet de zaten bir hanıma bir bana 3,000 lira da para veriyor. Biz hayatımızı sürdürüyoruz. Bu mantık, emin olun, çocuklarımızın geleceğini, torunlarımızın geleceğini yok eden bir mantıktır. Sürdürülebilir de değildir. Bizler üretmeden, yani domatesi, biberi, patlıcanın meyvesini, sebzesini, hayvanımızı yetiştirip onun sütünü, etini faydalanabilecek noktaya getirmeden, böyle bugün olduğu gibi sadece yurt dışından ihracat yaparak, ithalat yaparak, hatta sanayide de ithalatı yapıyoruz, işleyip ihracat yapıyoruz diye rakamları koyuyoruz oraya. Bunların hiçbirisi gerçekçi değil. Gerçekçi olmadığını da zaten günümüzün şartları ve koşullarında da görüyoruz. Her gün dolar yükseliyor, euro yükseliyor. Zam 2 gün önce geldi, dün akşam benzine geldi, yarın da gelecek. Çok üzülüyoruz başkanım. Ben de sizi burada böyle bulunca bunları dile getireyim istedim. Aktarayım istedim. Evet. Çözüm noktasında biz Arap Baharı'nı modern bir Arap Baharı noktasında yaşamaya doğru gidiyor muyuz? Şimdi olayı şurada alalım. Burası Türkiye Cumhuriyeti misaki hudutları içinde kurulmuş bir devlet. Ulus bir devlet. Evet. Mustafa Kemal Atatürk bu devleti kurarken anayasasında ve ilkelerinde şunu söylemiş. Türkiye Cumhuriyeti şıhlar, dervişler ve ülkesi olmayacak. Laiklik ilkesi dinle devlet arasını bir mesafe koyan bir ilke getiriyor. Kimse kimsenin inancını karışmayacak. Bu inancı devlet işiyle karıştırmayacak. Herkes kendi inancını özgürce yapabilecek. Bu konudaki müdahaleyi kısıtlamış. Ve bu inancın içinde de Türkiye'de yeni bir Diyanet işleri oluşturmuş. Dinimizi en iyi şekilde insanlar öğrensin ve icraat etsin diye. İmam hatipleri kurmuş. Orada en iyi şekilde din adamları yetişsin diye. Bugün geldiğimiz o günlerde de vardı. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye Cumhuriyeti'ni tarikatlar idare ediyor. Türkiye'nin her yeri tarikatlarla donanmış ve örgütlenmiş durumda. Bir kere din anlayışını şöyle bakalım. Benim inancıma göre Kur'an'ım, Kur'an-ı Kerim'im ve peygamberim, hepimizin peygamberi ve bunu örgütleyen Diyanet İşleri'yle beraber bir sistem varken ben belirli insanların belirli kendi amaçları doğrultusunda kurmuş olduğu farklı farklı tarikat örgütlerinin peşine yığılmış yığınların insanların Türkiye'yi yönetme noktasının gelmesinden rahatsızım. Ve Türkiye'nin her yeri, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin dahi tarikatta her yerde devleti ele geçirme noktasına gelmişler. Her türlü bürokrasinin içinde, işte Sağlık Bakanlığı'nın içinde, işte Milli Eğitim Bakanlığı'nın içinde, her yerde tarikatlar ön planda. İşte daha dün görüyoruz, İzmir Türkiye'nin en modern
illerinden birisi. Ve Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu Cumhuriyet ilkelerine bağlı modern yaşayan illerden birisi. Eğitim sistemi de ön planda. Bu eğitim sistemini bozabilmek için 850 tane oralarda işte müezzin, hoca, din hocası gönderiliyor ve o oralarda o sistemi, mevcut sistemi çökertmek ve din ağırlıklı bir eğitimi götürmek için. Biz yolumuzdan şaştığımız takdirde Mustafa Kemal Atatürk'ün çizmiş olduğu dünyada sulh ilkesinden, yurtta sulh, cihanda sulh ilkesinden vazgeçtiğimiz sürece ve misaki hudutları içindeki kendi hududumuzun dışında yeni toprak aradığımız müddetçe biz çok daha sıkıntıların içine gireriz. Biz niye girdik Suriye'ye? Bir cuma namazını Suriye Şam'da namaz kılmak için yola çıkmıştık. Tabii bu BOP eş başkanlığı çok farklı bir olay. BOP 1940'larda Orta Doğu'yu parçalayan bir proje. Amerika'nın en önemli projelerinden birisi. Ve bu projelerin içinde Irak parçalandı. Suriye parçalandı. Libya parçalandı. Türkiye'de de bu parçalanmanın projenin içinde. Benim Cumhurbaşkanım BOP eş başkanı. Yani bu parçalanma dönemin içinde Amerikan sistemini yönlendiren, onunla beraber hareket eden o projenin içinde Cumhurbaşkanım. Bugün Suriye topraklarında benim toprak ihtiyacım yok. Herkes kendi toprakları içinde özgürce yaşasın. Benim dış politikam, Atatürk'ün kurmuş olduğu cumhuriyetin politikasında benim toprak ihtiyacım yok. Herkes toprak kendi hudutları içinde özgürce, kardeşçe yaşaması gerekiyor. Tabii artık modern dünyada sınırları korumak, sınırları değerlendirmek, kimisi siyalarla koruyor, kimisi mayınlarla koruyor, kimisi duvarlarla koruyor. Aslında sınır bir namustur. Namusumuzu kim olursa olsun, her devletin kendi sınırı kendi namusudur. Biz de kendi sınırımızdaki bu namusumuzu korumak zorundayız. Başkanım, çok bir parantez açıyorum lütfen. Şimdi Hollanda, Almanya, Fransa, Belçika, bunların hepsi birbirine komşu. Komşu. Orada yok mu bu İHA, SİHA? Orada onlar hani onlar Hristiyan ve bizim etrafımızda da hep Müslüman ülkeler var. Yani bu ne lahana turşusu, bu ne perhiz? Yani hem Müslüman din kardeşiyiz diyoruz, milyonlarca getiriyoruz. Yani aynı yerden de terörist geliyor bize. Yani bunun tezat bir durum değil mi? Yani Avrupalılar, Hristiyanlar kendi içinde hiçbir şekilde sıkıntı yaşamazken, sadece pasaportla gelip gidebilirlerken biz neyi yaşıyoruz? Kendi ülkemizin içerisinde ben oy vermediğim için terörist ilan ediliyorum. O zaman bana göre siz de teröristsiniz. Karşı tarafa döner. Bunu söylerim o zaman ben de. Ya bunu söyleme hakkını bana veriyorsun çünkü. Ama böyle mi düşünüyoruz? Hayır. Biz hepimiz biriz. Biz hepimiz bir bütünüz. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içerisinde herkesin huzurlu, mutlu, eğitim seviyesi iyi, gelir seviyesi iyi, herkesin işi gücü olan, üniversiteden mezun olmuş olan çocuklarımızın hemen mesleklerine başlayabilmesini, hafta sonu bütün ailelerin dilediği gibi isteyen ibadetini yapsın, isteyen müzik dinlesin, isteyen sinemaya gitsin, isteyen kültürel etkinlikler yapsın, kaliteli, gelişen, dünyaya ayak uyduran, teknolojinin içinde olan ve teknoloji üretebilen, yani biz bugün müthiş bir gıda ile ilgili sıkıntı yaşar hale geldik ekonomik anlamda, ama zaten biz ülke olarak bunları üretebiliyorduk. Zaten biz bunların en iyisini yapabiliyor haldeydik biz. Ne oldu da biz her şeyi ihracat noktasından ithalata getirdik? Yine bu toprakların kurucusu Mustafa Kemal Atatürk Rusya'ya meyve sataraktan oradan tekstil makineleri getirip Sümerbank'taki
Sümer Bank'ın kurulmasına ve ülkenin gelişme noktasına oradan başlamış. İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu cumhuriyette üretim var. Üretim var. Devlet yönetiminde de laiklikle devlet dinle devlet arasında çalışmaya ayırmış. Bugün Avrupa ülkelerinde niye Mustafa Kemal Atatürk yönünü Batı'ya, Avrupa'ya dikmiş? Çünkü orada din bir reform geçirmiş. Kendi içinde bugün kiliseler kendi şeysini, yönetimini, papazların kendi işleyişini kendi içindedir. Devletin orada belirli bir para vererek orada din işini karışmaz. Tamamen ayrılmıştır. Hiçbir Avrupalı kendi dinini, politikayı alet etmez. Eğitim sistemi son derece yüksektir, çağdaştır. Eğitim sisteminde sorgulayabilen eğitim vardır. Herkes meslek sistemi içinde çalışabilen, üretebilen bir toplum yaratılmış. Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduğunda Avrupa'daki sistemin çok daha fazlası ve önde gelen modern anlayışlarla yola çıkmış. Dünyada ilk defa kadına özgürlük vermiş. Seçme seçilme hakkı vermiş. Çocuklara bayram hediye ediyor. Çocuklara bayram hediye ediyor. Türkiye'de hiç kimse de Avrupa'da uçak fabrikası yokken bizde kendi uçağını kendin yap sistemi getirmiş. Yeni sistemlerle, modern tesislerle paramız yokken narenciye ile domatesle patlıcanını satarak Ereğli demir çelik fabrikalarını, sümerbe fabrikalarını ve petrol şirketlerinin rafinerilerini kurmuş. Ve Mustafa Kemal Atatürk bu sistemle yola çıkarken üretim ağırlık vermiş. Köydeki vatandaşımıza, köylümüze, köylü vatandaşın milletin efendisidir demiş. Onu ödüllendirmiş. Ve orada modern eğitim yapabilmek için her türlü imkan verilmiş. Biz daha bırakın onu bundan 20-30 sene öncesine kadar Türkiye'de dünyada yetebilen ülkelerden 7 ülkeden birisiydik. Kendi kendisini yetebilen bir ülke. Üretiyorduk çünkü. Hayvancılığımız son derece ön saftaydı. Ve sayısal anlamda ihraç ediyordu. Kendimizi yettiğimiz kadar dışarı ihraç ediyordu. Hayvancılığımız ileriydi. Tarım ileriydi. Dışarıya hep ihracat yapıyorduk. Tarımdaki reformu her gün geliştirmemiz gereken maalesef bunu yapamadık. Biz ne yaptık? Biz eğitim sistemimizde işte bu cumhuriyetin temel devrimlerinin bir tarafı bıraktık. İnsanlarımızı cahil bırakmak, insanlarımızı bireycilikten ümmetçiliğe tekrar döndürdük. El avuçtan duruma getirttirdik. Niye? Muhtaç hale getirdik. Yardıma muhtaç hale getirsen. Şükretmesini öğretiyoruz artık. Bir insan bir yerden bir şey alıyorsa o emri de alabilen insana dönüşüyor. Evet. Yani sen onu bugün balık tutmağı değil balık yeme öğretirsen sonu her zaman balık yemek isteyecek. Önce tutmasını öğrenecek. Evet. Üretmeyi öğrenecek. Türkiye son zamanlarda rayından çıktı. Sisteminden koptu. Üniversitelerimizde rektörlerin, dekanların söylediği şey, bu eğitim kurumunun içindeki en yüksekteki insanın söylediği, insanları eğittikçe biz oradan oy alamıyoruz. Sorgulama noktasında gelen insanlar gidiyor, bize oy vermiyor. Biz insanı cahil bırakalım. O insan cahil kalsın ki biz ne dersek onu yapsın mantığıyla hareket ettiler. Bugün eğitim sistemimiz başkadır. Eğitim sistemimiz gerçekten gezi olaylarındaki korkuyu yaşamamak için üniversitelerimizi son zamanda deprem bahane ederek üniversiteleri kapatıldı. Eğitim sistemimizde pandemi bahane edilerek dışarıdan eğitimler ön plana getirildi. Bunu Avrupa yapmıyor. Bunu yapan ancak Türkiye. Türkiye'nin de mantığı her geçen gün insanlar
eğitimsiz kalsın da, sorgulamasınlar, sorgulayan eğitimli insanlar da iş bulamasınlar. Neye? Dışarı kaçıyorlar. Yani bir doktorun Türkiye'ye maliyeti milyonlar buluyor. Sen o yetişmiş insanı tutuyorsun, giderse gitsinler diyerekten kapıyı açıyorsun. Ama bir taraftan da cahil, beceriksiz, hiçbir şey yaramayan insanları memleketine getiriyorsun, sülük gibi emdiriyorsun. Ve sistem bu hale geldi. Suriyeli doktorları artık hastanelerimizde görmeye başladık. Yani BOP eş başkanımız daha görevini bitirmedi. Bitirmedi. Evet. Görevi Türkiye'de tabii Suriye'nin önümüzdeki günlerde ne olacağı belli değil. İşte olacak olan o yiğitlere, o ana kuzularının orada şehit olmasına da kaldı. Yani işte ne oldu? Esad'dı, Esad oldu. Şimdi kardeşliği tekrar dönmeye kaldı. Bu da vatandaşın suçu ne? Bu sistem, devlet yönetimindeki bu dış politikanın yanlışlığı, yanılmaları, zararı kimin? O zaman bunu hesap verecek o insanlar nerede? Neden girdik? Kardeştik, kardeş olduk, içeri girdik, şimdi kardeşçe dışarı çıkacağız. Bu yaşananlar, arada ölen insanlar, bu kadar harcanan o ekonomiyi, oraya harcanmış olan paralar, bunların hesabı hiçbir zaman verilmiyor. Ama nasılsanız öyle yönetilirsiniz diye de güzel bir söz var. Burada en büyük sorunlardan bir tanesi başkanım bence, eğitimli, akademik kariyeri iyi olan insanlar, ben siyasete girmiyorum, siyasete karışmıyorum dediği sürece işte kötüler tarafından böyle yönetiliriz biz. Buna da müstahak hale geliyoruz biz. Yani bugün ülkenin bir kesimi zam geliyor, gelirse gelsin diyor ya. Beni ilgilendirmez diyor. Biz onları düşünerekten bir sürü şeyleri dile getirdik, söyledik, dinlemediler diyor. Kimisi menfaati için orada yer aldı, kimisi başka bir şey için yer aldı. Aldı da aldı. Sonuç gene bakıldığı zaman da dediğim gibi projesi olmayan, bakın birçok seçimlerde Sayın Erdoğan şunu yapacağız, bunu yapacağız derdi. Bu seçimlerde millet bahçesi yapacağız bile demedi. Düşünün. Yani Telloğulları'yla Seferoğulları'nı sanki park yapar gibi millet bahçesi topkek vereceğiz, oralet vereceğiz. Şaka gibi ya. Yani ülkenin eğitim seviyesinin nitelikli insan seviyesinin, kalitesinin düştüğü yere bakın. Ve gittik oraya bir daha oy verdik. Yani bugün o bile söylenmedi bu seçim kazanılırken. Ben hakikaten çok üzüldüm. Vallahi ağladım da. Ama tabii ağladım derken de içimizde kan ağlıyor. O başka bir şey. Biz oturup ağlamaktan gocunmayız. Ama ruhumuzda Kuvayi Milliye ruhu var başkanım. Mücadele devam. Biz hakikaten dile getiriyordu Sayın Cumhurbaşkanımız, uysal koyunuz değiliz diye. Yani biz demokrasiye inanmış insanlara, bakın daha 3 gün öncesinde Cübbeli Ahmet Hoca, biz şeriat istiyoruz diyor. Yüreğe yetiyorsa hayır, hadi buyur yap. Yani orada belirli silahlanmış güçlerin şunu Genelkurmay'da bizim yıllarca akşam haberlerinde izlediğimiz zamanlarda Genelkurmay Başkanlığı şu açıklamayı yaptı. Genelkurmay Başkanlığı'nda şu görüşme oldu diye akşamları o Genelkurmay'ın o kapısını görürdük biz. Ben o 15 Temmuz akşamında o Genelkurmay'ın o kapısında it kopuk neydi belirsiz bir sürü insanların tarlaya girer gibi girdiğini gördüğümde yemin ediyorum içim yandı benim başkanım ya. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin o Genelkurmay noktasında oraya buralara girilmiş, yani o kozmik odalara girilmiş, o kozmik odalarda terör örgütlerinin içerisinde farklı alanlarda yetişmiş bir sürü istihbaratçımızın öldürüldüğünü Genelkurmay Başkanımız neydi? İsim aklıma gelmedi. dile getirdi de söyledi. Yani hatırlayamadım. Hatırlayamadım son ben. Genelkurmay Başkanımızı
çok değişti de artık tabii de. Evet. Hapis yattı. Allah Allah. Hap sever mi abi? Değil. Senin dediğin saz çalan Ozan ya. Yani tabii bunlar oldu. Bunları üzülüyorum. Bunları üzülüyoruz. Zaten bunun öyle olmasını istemediğimiz için de biz mücadele verdik. Yoksa bizim derdimiz AK Parti'yi yenmek, AK Parti'yi yendikten sonra da başka bir şey ortaya getirmek değildi. AK Partili kardeşlerimizi de Cumhur İttifakı'na oy vermiş kardeşlerimizin bir kardeş olduğumuzu hatırlatmaktı. Birlik beraberlik içerisinde olmayı hatırlatmaktı. Birlikte bu ülkenin geleceğine yön vermek, birlikte huzur ve refah içerisinde olabilmekti. Birlikte hani bir tane askerimiz öldüğü zaman bütün ülke oturur ağlardık. Binlerle dolardı sokaklar. Şimdi bir askerimiz değil, 10 askerimiz öldüğü zaman haberlerin altyazısında bile lütfenle geçiyor. Biz oradan buraya geldik. Bu nedir? Milli olarak şuurumuzu kaybetmeye başladık biz. Üretmemeye başladık biz. Çalışmamaya başladık. Çalışmak zor gelmeye başladı. Bunda ailelerin de çok fazla suçu var. Eğitim sistem zaten baştan başa yanlış. Ben yine 10 sene oldu mu bilmiyorum başkanım ama sizle sohbet ederken bana demiştim ya Bülent'ciğim bak küçük esnaf çok önemlidir. Küçük esnafın yanında 2 kişi, 3 kişi çalıştığı zaman, 4 kişi çalıştığı zaman onu 4'e çarp bir sürü insan olur. O yüzden küçük esnaf çok değerlidir demiştiniz. Tabii. Bak unutmuyorum. Sizi evet, iyi dinlemişim. Evet. bu yüzden gerçekten çok önemli. Bizim bence 5 yıllık o ilkokul sürecini gelmiş, ilkokulda okuyamayacak duruma gelen çocuklarımızı biz ne yapıyorduk? Marangoz yapıyorduk, perforjeci yapıyorduk. Herhangi bir yerde çalışmasına yön veriyorduk. Ve o alanların içerisinde o çocuklar büyüyorlar. Okumak isteyenler okuyor, akademik olarak bir kariyer elde ediyor. Bugün şimdi ototamircisi binlerce araç oldu. Her evde en az 2 tane, 3 tane araç oldu. Ama yanında çalıştıracak kimseyi bulamıyorum diyor. Ya Afgan var ya Suriyeli var. Çünkü 16-17 yaşına kadar gelen çocuklarımız sınıfta da kalma kaldırılmış. Hiçbir şey yapamaz hale gelmiş. Ve o çocukları artık hadi çalış diyemiyorsun. Benim zamanımda askere gitmeyen adama kız vermezlerdi. Benim zamanımda işe gücü olmayan adama serseri derlerdi. Ve utanırdı ya. O serseri dediğin adam bile utanırdı yani. Benim zamanımda ya da AK Parti'den önce, bunu şimdiki gençler bilmezler. Namerde muhtaç olmam, soğan ekmek yerim, namerde muhtaç olmam derlerdi. Ya arkadaş, nereden nereye geldik ya? Ülkenin bugün en büyük problemi, başkanım bence, ahlaki çöküştür. Bunun A partisi, B partisini düşünen insan olarak bakmayın. Çürümüşlük her yere işlemeye başladı. Dini, imanı, para olan bir insanın, dini imanı para olan bir ülkenin geleceğinde hayır gelmez. Bir tane ev aldım. Aldıysan aldın. Biz çadırda mı yaşıyoruz? Gerekirse çadırda da yaşarız biz. Yani şöyle arabam oldu. Senin araban. Ben senin arabanı binip de 2 tur atayım geleyim mi diyorum. Öyle yozlaştık ki, öyle farklı noktalara geldik ki, bunlar bizim ülkemizin gelişmine engel düşünceler. İspanya'da bir müşterim var başkanım. Diyor ki burada sosyal devlet var. Burada diyor insanların yaşama ömrü diyor çok uzun. Çünkü diyor insanların hiçbir stresi yok diyor. Sağlık problemi olduğunda devlet bakıyor diyor. Herhangi bir işle ilgili sıkıntısı olduğunu devlet buluyor diyor. Zorda kalan varsa, çalışamayacak durumda olan varsa şayet devlet ona da destek oluyor diyor. Bugün Avrupa sisteminde işsizlik parasının dediği şey budur. Bizde öyle değil. Bizde arkadaş işten çıkıyor, gittiği yere de diyor ki bana sigorta yapmasan olur mu? Neden? Ya ben işsizlik parası alıyorum da ondan. Bunun olduğu, her şeyin suistimal edildiği noktada bizim gelişebilmemiz mümkün değil. Onun için önce çok zengin olan insanlara yani parayı da nereye götüreceksiniz arkadaş ya? Biraz paylaşın ya.
biraz bu ülkenin geleceğini öngörün. Lütfen rica ediyorum. Yani biz zaten kendimizi yaşayabileceğimiz belirli şeyleri yaşamışız. Bundan sonra bizim çocuklarımızın, yarın Suriyelilerin yanına Iraklılar da gelir. O da gelir, bu da gelir. İşte sana tam da bir Arap Baharı'yla final yapılan bir Türkiye bırakırlar. Sokağa çıkacak cesaretin kalmaz. Onun için bunları da dile getirmiş olayım. Bunları hiç düşünmedim. Bunların hiçbirisini planlayarak da buraya oturmuyorum. Hani çok özür diliyorum. Kaba tabirle dükkan benim. Her zaman yapabilirim ben. Evet. Ama her günde, her zaman da yapıyor değiliz. Onun için ben de söyledim. Beraber program yapıyoruz zaten. Çok güzel. karşılıklı sohbet ediyoruz ve konuşuyoruz. Lütfen başkanım, buyurun siz de. Devam edin. Evet. Söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz varsa dile getirin lütfen. Vallahi, çok da fazla uzatmak da istemiyorum. Evet. Tabii. Evet, ben de kısa keseyim. Önümüzdeki günler gerçekten Türkiye'de yaşayan insanlar açısından zor günler bekliyor. Bir kere ekonomik anlamda hazine tam takır. Merkez Bankası'nda bir tek doların olmadığı söyleniyor. Ama bizim dışarı olan borcumuz milyar dolarlarla ölçülüyor. 600-700 milyar dolarlar bunlar. Bir taraftan oradaki almış olduğumuz borçların faizleri var. Kılıçdaroğlu bir ara söylüyordu, biz saniyede, dakikada korkunç paralar basıyoruz ve faiz olarak ödüyoruz. Bizim faiz olarak ödediğimiz paralarla Türk insanının gerçekten kalkınmaması için bir sebep yok. Yalnız bugün Cumhurbaşkanlığı'nı koruyan korumaların günlük gideri 10 milyon liraymış. Günlük. Evet. Korumalar. Korumaların. Bir de bunun saray kısmı var. Sarayın 10 milyon lira. 28 milyon. Geçen gün işte günlük 29 milyon olarak söylediler geçen günü. Yani sarayın günlük maliyetiyle şeylerin korumaların maliyeti çalışanlarla birlikte 29 milyon günlük bu. Bu para niçin gidiyor? Bir kişiyi korumak için mi? Kimden korkuyor? Halk için, insanların... toplum için, Türkiye için gelmiş bir insan kimden korkuyor? Yazık değil mi bu paralara? Diğer taraftan senin eskiden ayda bir defa İtalya'dan işte şey geliyormuş, kağıt parası geliyormuş kağıt için. Şimdi günde 3 tır geliyor. Para yetmiyor. Günah değil mi bunlara? Yani bizim önümüzdeki günlerde ekonomik anlamda üretmedikten sonra tarımda üretim yok. Sanayide üretim istediğin kadar yok. Tüketim toplumu olmuş olan Türkiye'de 80 milyonda, 84 milyonda nasıl bu Türkiye idare edilecek? Dışarıdan borç alarak tekrar bunları maaş ödenecek bilmem. İşte bu her zaman olduğu gibi yardım kampanyalarıyla, yardım iaşeleriyle bu insanları ne kadar, ne zamana kadar beslenecek? Bu insanlar halen daha halen daha dışarıda gelen mültecileri biz maaş veriyoruz. Hastaneye gittiği zaman kuyruklarda onlar da var. Sen sırf bunları tutmak için İngiltere hükümeti 3000 sterlin vermiş. Bunu övünerek söylüyor. Yani mültecileri korunması burada kalsın diye. Avrupa Cumhurbaşkanı kazandıktan sonra Avrupa sevindi, bayram etti. Tabii. Destek aldı çok büyük. Şurada var başkanım. Bizim kapılarımız dayanmayacak diye. Yani bizim suçumuz ne? Şimdi ne kadar Suriyeli var, ne kadar Suriyeli'ye ne kadar maaş ödeniyor? Bilmiyor. Bunları niye açıklamıyorsunuz? Madem çok dürüstsünüz, hani Müslümanız, hani din kardeşiyiz, neden açıklanmıyor bunlar? Avrupa Birliği'nin de Türkiye'ye müthiş ödediği milyar eurolar var bu konuda. Bu gelen paraların ne kadar gelse dahi mümkün değil. Amine Sofya'ya veriliyor.
veya Abdülkadir Cabbar'a veriliyor. Biz bilmek isteriz ya. Bu ülkede biz askerlik yaptık. Ömrümüzden ömür verdik. Biz bu ülkede hala vergi ödüyoruz. Bu ülke toprakları içinde bedelini ödemiş atalarımızın kanlarıyla var ettiği bir ülke cumhuriyetinde yaşıyoruz biz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde. Bu kadar kolay mı? 250 bin doları ver, hemen vatandaş ol. Adam Türkçe konuşamıyor, Katarlı, benim Denizli'de nasıl yaşayacağımla ilgili karar veriyor. Veya benim ülkemde gelip 2000 euro ile bugünün parasıyla 50 milyar yapıyor arkadaşlar. Hani kendi adınıza tebrik ediyorum. Başardınız bunu. 50 milyarla gelip sen burada gel, tatilini yap, sonra git. Sonra telefon açıyorsunuz oradan buraya. Şuna oy vereceksin, buna oy vereceksin. Gel burada yaşa, bak bakalım kim kime oy veriyor. Ya hadi gel 8,5 milyar lirayla bu ülkede yaşa kardeş. Yani onun için yazıklar olsun diyorum. Yani düşünemeyen, üretemeyen, çalışmayan, sadece ben diyen zihniyetin, sadece biz kazanalım diyen zihniyetin ya da kazanmış olan zihniyetin, paranın varlığını sürdürmek, daha çoğunu alabilmek için bu kadar bencil olan bir toplumun geleceği hiç iyi değil. O var olanlar, inanın mesela buraya Suriyeliler geliyor, İranlılar geliyor, paraları var, zengin, burada rahat yaşıyorlar. Siz de o zaman Almanya'ya gider rahat yaşarsınız. Burada bu topraklarda gene garibanlar kalır, gene kandırılmış diniyle, saf, öz, gerçekten ibadetini yapan, Allah inancıyla inanmış, oy vermiş, o gariban insanlarla biz gene burada kalırız yani. Değişen bir şey olmaz. Siz kazandıklarınıza gidersiniz. Bu mudur yani mantık? Madem eğitimlisiniz, madem bilgilisiniz, madem ekonomik olarak zenginsiniz, bu ülkenin çocuklarına, yarına yön verebilecek çocuklarına destek olun lütfen yani. Ya biraz paranız eksik olsun. Tabii bu anlamda parası olanları söylüyorum. Öyle olmayanlar zaten anlamıyordur da beni. Yani o söylenebilecek şey çok fazla var ama. Sağ olun. Başkanım ben çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Bu tarz programlarımızı sürekli hale de getirebiliriz. Aramıza yine değerli ve kıymetli konuklarımızı da alabiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Sağ olasınız. Sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Varsa söylemek istediğiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben Kent 20 Haber izleyicilerine ve dinleyicilerine çok çok teşekkür ediyorum. Bizleri dinleyip zaman ayırdığınız için. Başka programlarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Evet. Hoşça kalın. Bant diyorsun ha? Geçmiş olsun abi. Kime? Tamam. İşaret ver öyle başlayayım. Intro giriyorsun değil mi? Abi introya daha sonra gireceğiz. Sonra mı gireceğim? O zaman şimdi direkt giriş yapıyorum. Aynen abi. İstediğiniz zaman giriş. Tamam. Kayda girdiysek. Kayda girdik. Girdik. Merhaba Kent 20 Haber izleyicileri. Bugünkü konuğumuz Denizli'nin doğayan ismi. İki dönem Denizli Belediye Başkanlığı'nı yapmış. Sayın Ali Marım. Kendisi Denizli'ye çok büyük hizmetler vermiş. Özellikle insanların akılda kalan 1200 evler noktasındaki 500 evler değil mi başkanım? Bu noktada herkesin dile getirdiği Ali Marım deyince bu akla geliyor ama ben öncelikle hoş geldiniz diyeyim. Direkt hizmetlerinizden başladım. Nasılsınız, iyi misiniz başkanım? Çok teşekkür ederim Bülent'ciğim. Ben de seninle olmaktan çok mutluluk duydum. İyiyim. Sağlığım yerinde. Teşekkür ederim. Evet. Sevgili başkanım, deneyim ve tecrübenizle birlikte Denizli'de bugünkü Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz dönemlerde de Denizli Belediyesi'nde ciddi hizmetleriniz, katkılarınız oldu. Hatta Denizli Spor Kulübü Başkanlığı da yaptınız. Evet. 7 yıl yaptım. Geçtiğimiz o dönemler içerisinde belediye başkanları kulüp başkanlığı yapabiliyordu. Bu daha sonra çıkan yasalarla artık yapamaz hale geldi. Bu anlamda Denizli Spor'un da kulüp başkanlığını yapmış sevgili başkanımızı biz önce bir dinlemek isteriz. Evet. Tabii ki sorularımız olacak. Tabii ki birçok şeyi değerlendireceğiz. Ama ben sözü şimdilik size bırakıyorum. Evet, ben
1989-99 yılları içinde 10 yıl belediye başkanlığı yaptım. Tabii ondan öncesinde 1973-80 yıllarında da Hasan Gönüllü'nün başkanlığında Fen İşleri Müdürlüğü yaptım. Belediyeyle tanışmamız 70'li yıllarda oldu. O dönemlerde Denizli'de gerçekten 2-3 caddesi vardı. Denizli tamamen tıkanmış durumdaydı. Belediyelerde para yoktu. Yolları açmak için istimlak parası olmadığı için de şehir tamamen kenar mahallelere kaymış durumdaydı. Gece kondulaşmalar, ondan sonra arazilerin ve tarım arazilerinin özel parsilasyonla kaçak inşaatların, gece konduların hızla yayıldığı bir dönemdi. Sayın Hasan Gönüllü ilk defa 42. maddeyi Denizli'de uygulatmaya başladı. Bu Türkiye'de Kayseri ve İstanbul'un kağıthanesinin dışında üçüncü uygulanan yerdi. Kimse bilmiyordu tabii. 42. madde araziyi hamurlaştırarak orada kamuya ayrılan yeşil alanlar, yollar, okul alanları dopla bedelsiz kamuya kalıyordu. Geri tarafındaki kalan yeri de işte o zamanki düzeyde 40. madde uygulanırken %25 dop alınıyordu. Onun dışında imar parselleri oluşuyordu. O dönemde bu Denizli'de çok zor şartlarda 40. madde uygulandı. Kimse bilmediği için kendi arazisi kayıyordu, yer değişiyordu ama inşaat yapılabilecek imar parseli oluşuyordu. Yollar da kamuya kaldığı için süratle yollar açılma imkanı oluyordu. Denizli'nin ilk imar planının ciddi şekilde hızlı uygulanması ve parasız yolların açıldığı bir dönemdi. Tabii 76 depremini ben Denizli'de Fen İşleri Müdürü'yken yaşadım. O günlerde Denizli'de fay hattının işte Sevindik, Topraklık, Pelikli Bağ bölgesi ve YS'nin oradan geçtiğini ve o bölgelerde de hasar oluştuğunu gördük. MTA'nın Denizli'de yapmış olduğu fay hatlarının geçtiği yerler ve sağlam zeminlerin oluşması noktasında o günkü koşullarda imar planlarını ancak bakanlık yapıyordu. İmar İskan Bakanlığı'nın içinde bir bölüm vardı. İller Bankası'ndaki elemanlarla birlikte orada geldiler hemen yeni bir imar planı hemen oluşturarak deprem evleri bölgesinde deprem evleri yapıldı. Evet. Bugünkü deprem evleri, bahçe evlerinin olduğu yerde. Önceki ismi deprem evleri. Evet. Sonra tabii o dar bölgede o günkü plancılarla ben tanıştım. İyi dostluklar edindim. Türkiye'nin en iyi plancılarıydı onlar. O planın içinde 29 Ekim Bulvarı planda vardı ama 89'a kadar açılmamıştı. Benim de hedefim kenti kaydırmaktı. Kenti sağlam zeminin üzerine oturtmak. İşte Çakmak, Karasanlı bölgelerine doğru plansızdı oraları. Oralara doğru süratle planlar yapılması ve kentin oraya doğru kaydırılması gerekiyordu. Çünkü Bağbaşı tarafında gidecek yer yoktu. Çünkü ondan sonra denizin su ihtiyacını gören Gökpınar kesim vardı. Sevindik'in öbür tarafında sanayileşme var. Oraya gitmesi mümkün değildi. Ancak Sarayköy bölgesine doğru şehrin kaydırılması, planların oraya doğru gitme olanağı vardı. Hemen işte oranın süratle imar planlarının hazırlanması, ilk icraatımdır 1989 yılındaki ilk icraatımdır 29 Ekim Bulvarı'nın açılması. Ondan sonra tabii şehri hem kaydırdık hem ciddi anlamda altyapılarıyla, üst yapılarıyla
kentin su ihtiyacı yoktu, o zaman sıkıntı vardı. Gökpınar'daki suyun getirilmesiyle, yeni şebekenin oluşturulmasıyla ve Denizli'de sanatsal, kültürel hem planlamanın uygulanmasıyla iyi çalışmalar yapıldı. İmkanlar azdı ama ekip iyiydi. Tabii 70'li yıllardan gelen tecrübeyle biz halkla bütünleşerek halkla birlikte ciddi anlamda güzel çalışmalar yaptık. Tabii o bölgede Deniz Spor, bahsettiğin Deniz Spor'un ikinci ligdeydi. İşte kulüp başkanı oldum. İki defa şampiyon ettik Deniz Spor'u bu arada. Çok iyi bir arama tarama ekibi kurduk. Ciddi rakamlarla transfer etmek mümkün değil. Bu tarama ekipleri hiç temas kurmadan, kendileri de ilgili birbirleriyle görüşmeden iki devre halinde takımları izliyorlardı. Rapor tutuluyordu. O raporlar kapalı dosya içinde veriliyordu. En son sezon sonunda açtığımızda ortak puan alan futbolcular üzerinde sezon bitmeden gidiyorduk ve transfer ediyorduk. Böyle bir transfer politikanız vardı. Evet, çok güzeldi o transfer politikası. İyi futbolcuları, kaliteli futbolcuları hem ekonomik anlamda kazandırıyorduk. Ve Denizlispor sonrasında da bunlardan çok iyi paralar da kazandı. Güzel, başarılı yıllar geçirdik. Anladım. Peki başkanım, bu Karahasan'la Çakmak tarafında imara açtınız. Yanlış bilmiyorsam Çakmak Mezarlığı'nın alt tarafı ve Saruhan bölgesi artık şu anda Ofrot'unda olduğu Yeşilyayla tarafına doğru Subaşı döneminde de bir imar açıldı. Şimdi bu imar planları öncelikle 25 binlik yapılması gerekiyor. Bu mevzi imar planı dediğimiz planlar. Kentin nereye gideceğini, nerede konut ve sanayi olabileceğini, renklerle birlikte önce onun planlaması yapılması lazım. Kentin anayasası dediğimiz bir planlama. Gideceği yeri bileceksin. Ondan sonra 5 binlikler yapılıyordu, sonra binlikler yapılıyordu. Bizim o dönemde 25 binlikler yaparken kentin bütün çevre yolları, kentin konut anlamında gideceği yerler, o gittiği yerlerdeki o yerleşim alanlarının içindeki insanların ihtiyacı olduğu okul alanları, camiler, hastaneler, bunlar hep yeşil alanlar orada planlanıyordu. Tabii bu plan biz Çakmak'tan bu şeyden Hacıyüklü tabii oralarda bunun için alınıyordu ama Tekkeköy'ünden Göveçli'ye kadar bu imar planlarının hepsi de elden geçti. Göveçli'yi de o dönemde siz yaptınız. Tabii Göveçli, bütün ben planlaması. Ben niye sordum biliyor musun? Şunun için sordum. Bu ya da bilmiyorum ben açıkçası. Yani bu Çakmak'taki, o Çakmak Mezarlığı'nın ve alt tarafındaki alanlar yaklaşık bir 5 yıl önce oldu mu? 4 ya da 5 yıl önce yani yollar açıldı falan, ne bileyim, parsel geçti yani. Şimdi imar planı yapılması ayrı, onun icraatı ayrı. Tabii. Onlar icraatını yaptı. Dönemimizde hazır planların üzerine onlar yollar açtı. İşte yollar açıldı. Yollar açtı. Çünkü şu anda oralarda ciddi bir yapılaşma söz konusu. Tabii. Evet. Bunlar yapılıyor. Ama altyapısının sizin döneminizde. Evet, planlaması bizim dönemimizdedir. Anladım. Şu evet. Anda da zaten Şeniz Başkan da orada çok da güzel çalışmalar, yapıyor. Evet. Dikkatle izliyoruz, takip de ediyoruz. Umarım onlar da bizi takip ederler. evet. Bu anlamda belediyeciliği ben sizinle yıllar oldu, belki hatırlamazsınız bile. Belediyenin arkasındaki gazeteyi ilk çıkardım. Hatırlıyorum, geldim. Hatta bir dönem haftada bir yazıda yazdık. Evet, köşe yazarlığı yapmışsınız. Evet. O zaman şöyle bir diyalogumuz olmuştu ve ben bunu hiç unutmuyorum. Dediniz ki organize sanayi bölgesine bizim raylı sistem projemiz var. Evet. Ben hatta dedim ki neden raylı sistem projesi olmuyor diye soru sormuştum. Siz zamanı bu şekilde cevap vermiştiniz. Mesela Çınar
Bağbaşı, işte şehrimiz büyüyor. Güveçlik tarafına ya da atıyorum Server Gazi Hastanesi noktasına varıncaya kadar raylı sistem yapılamaz mı? Hala aslında bunlar değerlendirilebilir. Tabii, tabii, tabii. Önce çok da zor değil. Çünkü İstanbul'da biliyoruz, hatta Antalya'da, evet, yakınımızda aynı sistem üzerinde bu şekilde yapılıyor. Evet. Çok da trafik noktasında da olabildiğince de hem aza indirebiliyor, evet, evet, daha hızlı da toplu taşım noktasında da avantaj sağlayabiliyor. Siz bana o zaman bunu söylemiştiniz ama o günden bugüne bir soru daha soracağım, sözü bırakacağım, sizlere bırakacağım. Dedim ki başkanım, bir yerde çukur var, o çukur aylarca duruyor. Yani evet, bu neden yapılmıyor dediğimde, siz o zaman biz onu yapmıyoruz, o karayollarının görevi demiştiniz. O karayollarının içindeki çukurlar. Karayollarının evet, içindeki evet, çukurlar. Ama o günden bugüne tabii çok fazla kanun, yasa değişti. Hemen hemen bütün yetkileri belediyelere evet, verdiler. Tabii bu avantaj oldu. Belediyeler evet, için de avantaj oldu. Daha hızlı hizmet yapabilmesi için avantaj oldu. Şu anki şehrin yapılaşmasını, mesela burada biraz Sayın Osman Zolan başkanımıza da biraz kinayeli de olsa, esprili de olsa bir dokundurma yapmak istiyorum. 100 yılın projesini yaptık ama seçim vaadinde de demişti ki Denizli'ye deniz getireceğiz. Bu son dönemlerdeki yoğun yağmurlardan dolayı Denizli'ye deniz geldi. Ama mevsimi değildi, zamansız geldi. Ve 100 yılın projesi adı altında olan, o kadar sokak aralarına varıncaya kadar yapılan çok güzel çalışmalar oldu. Yani iyiye iyi diyoruz zaten biz. Hiçbir zaman tabii. olan güzel şeyleri kötü demiyoruz. Bunu eleştiri anlamında da söylemiyorum aslında. Ama siz vaat etmiştiniz. O deniz Denizli'ye doğal afetle, kısmen doğal afetle gelmiş oldu. Demek ki altyapıda burada problem mi var? Kanalizasyonla ilgili sıkıntılar mı var? Bunlar neden oluştu? Sizler de daha iyi sanırım tarif edeceksinizdir bunu. Evet. Tabii Denizli'de tamamen altyapıların, su, kanalizasyon, içme suyunun tamamen değişmesi Denizli açısından çok önemli bir proje ve o bütün mahallelerde uygulanıyor. Çünkü daha öncesinde içme suları plastik borularla, asbest borularla, çelik borularla farklı şekillerde bunlar yapılıyordu. Denizli büyüdükçe, ilerledikçe, yeni yollar açıldıkça ilave borularla bu şebekeler devam ediyordu. Zaman zaman yetersiz, zaman zaman işte asbestteki kanserojen olayları, plastiğin tabii zemindeki hareketlilikten dolayı su kaymaları, kaçakları, sızmalar daha çok artıyordu. Son zamanlarda Sayın Zeybekçi'nin döneminde başlayan, Osman Bey'in döneminde de devam eden suların çelik boruları içine alınması, yağmur sularının ve kanalizasyonların bunların yeniden ele alınması güzel bir proje. Toplum açısından, kent açısından, insanlar açısından güzel bir proje. Buradaki eksiklik şu, tabii sokak aralarına döşenen parke taşları bir beton zemin üzerine döşendiği için yağmur suları zemin içinde emmiyor ve dolayısıyla bu hemen şeylerden, ızgaralardan kanalizasyona veya yağmur suyu borularına geliyor. Buradaki en büyük sıkıntılardan birisi de tabii bu Atatürk Bulvarı üzerindeki Merkez Bankası önündeki menfezlerin zaman zaman açılmaması, zaman zaman temizlenmemesinin nedenleri oluyor. Tabii mevsimler çok değişti. Ani yağmurların gelmiş olması, yani bir yılda alınan yağmur bazen bir saatte alınabiliyor. Bu tehlikeli bir tabii yağış sistemi, afat şeklinde. Hemen belirli süre içinde kayboluyor ama bu Türkiye'nin her yerinde de ne kadar yapsan dahi gelen yağmuru o anda deşarj edecek sistem oluşmayabiliyor. Zaten deşarj edecek sisteme göre oluşturduğu zaman
boruların kapasitesini çok daha büyük oluşturman ve menfeze onu göre yapman gerekiyor. Bugün oradaki sistemde tamamen çok yanlış yapıldı. Bunlar eksik demek yanlış. Yapılan işler doğru ama gelen yağmurların ani olarak gelen yağmurların menfezler tarafından yağmur kanalizasyonları akıtma konusunda orada menfez eksikliği olmuş olabilir. Onlar olumsuz durumu yaratıyor. Yaratıyor. Yani genelde yapılan altyapılar teknik anlamda doğru işler. Anladım. Diğer taraftan tabii Denizli'de çok özür diliyorum başkanım. Mesela sizin bu söylediğiniz çok önemli bir şey. Yani yolların yapılırken beton atılmasıyla suların toprağa gidememesinin getirdiği su birikintileri oluşuyor. Şimdi son yıllarda çok şey var moda ama şunu söylemek istiyorum. A partisinin belediyesi, B partisinin belediyesi buraya kar yağdı, neredesin? Sanki meteoroloji uzmanı, sanki bir belediye başkanı eline kürekle alıp evet, ya o karı atacak ya da Sayın Zolan burada suyu çek pasla temizleyecek. Bunları çok sığ, son derece seviyesiz, hiçbir zaman da amacına ulaşan eleştiriler olduğunu düşünmüyorum. Evet. Hiçbir zaman kimse bu yağacak yağmurun ya da karın ne şekilde olacağını bilemez. Tabii ki önlemler alınmalı. Tabii ki olması gerekenler, tedbirler de alınmalı. Alınıyor da, alınmış olmasına rağmen bunlar da olabiliyor. Ama evet, yaşadığımız sıkıntılar Denizli gerçeğinde bayağı hakikaten problem oldu. Alt geçitlerde özellikle mesela çok ciddi anlamda evet, problemler oldu. Burada eksiklikleri dile getirebilir, bunları söyleyebilir. Evet. O zaman da doğal olarak bir belediye başkanıysanız ya da herhangi bir yerin kurumunda sorumlu olarak bulunuyorsanız eleştiri her zaman gelecektir. Mutlaka, mutlaka. Bu eleştirilerden yapıcı olarak biz de şu anda olduğu gibi yapıcı olarak bu eleştiriyi yapıyoruz. İnsanların, halkın yapmış olduğu bu eleştirileri dile getiriyoruz. Ama bakın Sayın Başkanımız da çok da güzel bir açıklamayla herkesi de bilgilendirmiş oldu. Bunlar bu iletişim ve diyalogla olduğu sürece evet, her zaman üzerine koyarak bir şeylere yol alabiliriz. Yoksa olmadık şeylerden bir şey bularaktan şucu, bucu, ötekisi, berikisi noktasından bakarsak sıkıntı yaşayacağımızı, yaşadığımızı da biliyoruz. Ama biz bunu yapmıyoruz. Biz bunu hiçbir zaman yapmadık ve yapmayacağız. Bu anlamda belediyelerin şu anki Denizli'deki tabii sizler Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanıydınız. Ama belediye başkanı olduktan sonra o kimlik bırakılıp halkın tabii belediye başkanı olma noktasına geçiyoruz. Bu çok önemli bir şey. Yani bir parti olarak katılıp başkan olduktan sonra artık herkesin belediye başkanı noktasına gelebilmek ve bu sorumluluğu taşıyabilmek çok önemli. Böyle baktığınız zaman Denizli'deki büyükşehirin, Denizli'deki Pamukkale Belediyesi'nin, Merkez Efendi Belediyesi'nin çalışmalarıyla ilgili olumlu olumsuz düşüncelerinizi rica edebilir miyiz lütfen? Tabii. Belediye başkanlığı çok farklı bir olay. Bir kere belediye başkanı kim seçilirse seçilsin, halkın içinden gelmiş hissini sen icraatlarınla, yaşamınla göstermen gerekiyor. Dediğiniz gibi seçilinceye kadar bir partinin adayısınız. Seçildikten sonra artık Denizli'nin belediye başkanısınız. Hizmetin siyaseti olmaz. Hizmete ihtiyacı olan her yere yapılır. Bugünkü çalışmalarda gerçekten Şeniz Doğan kardeşimiz, başkanımız insana dokunan, insanla iç içe olan ve derdini dinleyen ve derdini çözüm bulan bir belediyecilik anlayışını götürüyor. Belediye başkanlığında insanların istediği en önemli şeylerden birisi de arandığı zaman bulunabilen, bulduğu zaman da konuşup dinletebilen, kendi sorununu anlatabilen bir başkan isterler. Bir yol eksik olsun ama belediye başkanı o sorunlarla iç içe insanları dinleyip beraber olabilme şansını yaratması gerekiyor.
Şehir Başkanı da bunların en iyisini yapıyor. Nerede bir toplantı var, nerede bir açılış var, nerede bir icraat var. Herkesle birlikte olabiliyor, göz göze gelebiliyor, dokunabiliyor ve derdini dinleyebiliyor. Belediye başkanlıkta en önemli olaylar bunlardır. Tabii diğer icraatlar kendinden olacak. Senin belediyende personeller var, oturmuş sistem var. Her birimin, her vatandaşın sorusuna, ihtiyacına göre gideceği yerler belli. İşte yüzyıllardır bu belediyeler sistemi oturtturmuş. Bürokraside de, belediye başkanlığında da insanların orada kimin nereye gidebileceğini, hangi sorunun kiminle çözebileceğini biliyorlar artık. Yani orada belediye başkanı olmasa dahi o rutin işler devam edebilecek durumda. Yani bir fen işleri yolla ilgili her türlü çalışmayı, bir temizlik işleri, temizlikle, kentin temizliğiyle ilgili, çevresel ilgili sorunları çözebilmeyi, halkla ilişkiler gelen insanları dinleyip sorunları çözebilme mantığını giderebilme düşüncesini, imar konusunda da oradaki personel de gelen vatandaşın imarla ilgili her türlü sorununu karşılayabilecek durumda. Belediye başkanı icraatlarında siyasi anlamda yatırımların öncelik yapabilir. Ve dünya görüşü olarak ve insanlara bakış açısı olarak da yatırımları ona göre değerlendirme şansı olabilir. Aradaki fark bu. Ben burada ele dokunan insanı sanatsal, kültürel işler mi yapacağım? Veyahut da bu konuda farklı kendine göre projeler mi yapılacak? Bu konudaki düşünceler belediye başkanının belediye başkanı olmadan önceki vizyonudur, projesidir. Yani ben en büyük değeri, tabii bu rutin çalışmalar yapılırken belediye başkanlığında yolun açılması, kanalizasyonların yapılması, altyapıların yapılması, bu rutin işler yapılırken ben bu arada da insana dokunacağım, insanın geleceğine yön vereceğim. İşsiz çalışan, işsiz olan insanları emeğini birleştirerek yeni bir katma değer sağlayacağım. Onlara yeni bir kaynak oluşturacağım düşüncesi en önemli projelerdir. Bu projelerde işte kadın dayanışma dernekleri, örgütleri, işte özürlü vatandaşlarımızın sorunlarının dinlenmesi, çözümü, onlarla birlikte olunması, kültürel anlamda, tiyatro anlamında, sanat anlamında etkinliklerin artması ve onları bir yerde toplanması, sosyal anlamdaki, kültürel anlamdaki atılımlar, projeler, bunlar kent belediyeciliğin insanla olan ilişkilerinin ön plana çıkarılmasıdır. Bugün belediyelerimiz gerçekten kendi bütçelerini çok iyi değerlendiriyor. Kaynak yaratma anlamında kendi enerjisini yaratma ve üretme konusundaki projeleriyle kentteki toprakla bütünleşen insanlarımızın katkılı vermek suretiyle, onu destek vermek suretiyle üretimi arttırma konusundaki projeleri, gençlerin gelecekle ilgili yatırımlarında, gelecekle ilgili sanatsal kültürel anlamdaki çalışmalarını, evdeki kadınlarımızın emek zamanını iyi kullanarak onları yeni bir katma değer, yeni bir kaynak yaratma konusundaki projeleri belediyecinin artık günümüzdeki en önemli çalışmalarıdır. Bu anlamdaki başarısı Şeniz Hanım'ın takdire şayandır. Diğer taraftan Pamukkale'ye baktığımızda, Pamukkale'deki çalışmaları, Şeniz Hanım'ın çalışmalarındaki bu insana dokunan çalışmaları göremiyoruz. Bu da tabii insanların dünya görüşüyle ilgili bir olay. Hedefleriyle olan olaylar. Pamukkale'de büyükşehirin bugünkü icraatı olmasa Pamukkale Belediyesi'nin hiçbir icraatı ortada görünür durumda değil. Geçmiş dönemde yapılan Keltepe'deki bir icraatın dışında
O da çok tartışılan bir proje. Çok yönlü rakamların döküldüğü, büyük rakamların döküldüğü bir proje. Diğer taraftan ciddi anlamda Pamukkale Belediyesi ile ilgili ele dokunan ciddi bir projesini Denizli'deki, Pamukkale'deki yaşayan insanların gördüğünü sanmıyorum. Ben görmüyorum çünkü. Ancak onun açığını Büyükşehir kapatıyor. Büyükşehir'in icatlarıyla bunlar değerlendirilebiliyor. Ben önümüzdeki dönemde iyi adaylarımızın ortaya çıkmasıyla, iyi bir anlatımla, iyi bir projeyle, iyi bir kadro çalışmasıyla çok farklı belediye sayısını arttırabileceğimizi düşünüyorum. Peki Büyükşehir'le ilgili ne düşünüyorsunuz? Tabii biz hepsinde talibiz. Denizli'deki Büyükşehir dahil 19 ilçeye talibiz. Tabii bu talip olurken belirli kıstasları, belirli projeleri öncelikle ortaya koymamız gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi bugünkü sistemde tek başına geldiğinde Cumhuriyet Halk Partisi dışında da diğer partilerin kazanma şansının az olduğunu görüyoruz. Bu artık bu sistemde ittifaklar ön plana çıkıyor. Biz önümüzdeki işte siyasi partilerin kurultayları var, çalışmalar var. Yerel seçim öncesinde az bir süre kaldı. 9 ay, 10 aylık bir süre kaldı. Bu süreyi biz çok iyi kullanırsak, seçim dönemindeki 2-3 ay bırakmadan 6 ay öncesindeki çalışmalarda önce ittifakla, kimlerle ittifak yapacaksa ittifak protokolünü ön plana almak suretiyle Büyükşehir'de önce kendi adayımızı belirlemek, ondan sonra Büyükşehir'e göre diğer ilçeleri de dizayn etme projesini ön plana getirmemiz gerekiyor. Aday kadar da ittifakta olan protokol çok önemli. Tabii burada adayımızın artık şehir büyüdü. Büyük şehirlerde belediye başkanı arkadaşın artık günümüzde genel seçimler gibi partiye oy verilmiyor. Kişiye oy veriliyor. Adaya oy veriliyor. Adayın en az 6 ay öncesinden belirlenip Çamelindeki köydeki insanların, köylerdeki insanların birebir görmesi, işte Beyaş'taki, Güney'deki, yani bütün ilçelerdeki insanların birebir adayı görmesi gerekiyor. Adayla buluşması gerekiyor. Projelerini anlatması gerekiyor. Merkezde de bu çalışmaları ciddi anlamda kendi altyapısında oluşturduğu meclis üyelerini ile birlikte bu projeleri anlatma imkanı ve zamanı tanınması gerekiyor. Bu zaman diliminde artık örgütle beraber eğer bunları genel merkezin de bu anlayış içinde değerlendirdiğinde sanırım talip olduğumuz her şeyi bugünkü son aldığımız oylara dikkate aldığımızda alma şansımızın yüksek. Yeter ki adayımızın zamanda belirlenmesi, adaylarımızın ve adaylarımızın da bu yönde kamunun benimsediği, takdir ettiği, bağrına bastığı insanlar olması gerekiyor. Anladım. Yavaş yavaş siyasete doğru da kaymış olduk. Evet. Bu söylemlerimizde. Evet sevgili başkanım, bir seçim süreci yaşadık. Yaşanan seçim sürecinin sonunda ülkedeki vatandaşlarımızın 21 yıldır AK Parti iktidarının Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeyi çok iyi yönettiği noktasında bir seçimi oldu. Ve devam kararı aldı bir 5 yıl daha. Bununla ilgili de ben sizin görüşlerinizi rica ediyorum lütfen. Evet, bu seçim gerçekten Türkiye açısından bir kader seçimiydi. Yola öyle girildi. Çünkü Türkiye'de 21 yıllık tek adam rejimi bu ülkenin sorunlarını karşılama noktasında değildi. Bunu artık toplum biliyordu. Tek adam rejiminde
dış politikanın, iç politikanın, ekonominin ve toplumun en önemli savunma sistemiyle, eğitimiyle ilgili bütün sorunlarının bizim yaşadığımız cumhuriyet değerlerinin dışında bir çalışmanın içinde ve örgütlenmenin içinde olduğunu bütün toplum gördü. Ve bu rejimin, bu sistemin değişmesi noktasında artık biz Millet İttifakı olarak karşı durma noktasına girdik. Seçimleri yaşarken bir tarafta Millet İttifakı'nın belirli kısıtlı imkanlarıyla çıktığı yolda karşımızda devletle paranın değerinin bilinmediği, sonra öğrendiğimizde 250 milyar liranın bir seçim masrafıyla karşı karşıya geldiğimizi görüyoruz. Tabii seçim kazanmanın iki noktası var. Birincisi, hukuk sistemine göre yasal yönden herkesin eşit namus dediğimiz oyunun atıldığı sandıktan aynı şekilde çıkabilmesi. Evet. Herkesin o sandıklarda rahat oy kullanabilme şartının olması. Ve seçmen sayısının da adil olarak Türkiye'de seçmen sitelerinin belirlenmiş olması. Bunlar olması gereken şeyler. Bu seçim sisteminde gördüğümüz en önemli olay bizim kendi içimizde genel başkanımızın veyahut da milletvekilinin broşürünü asacak paranın bulunamadığı, ekonomik anlamda çok büyük sıkıntıların yaşandığı bir dönemde karşı tarafta bütün ana caddelerin, bütün meydanların işte büyük posterlerle ve farklı ilanlarla, billboardlardaki donanımlarla insanları yönlendirebilen kelimelerle donatılıyor. Adil olmayan bir seçim sistemi yaşadık. İşte bir bakıyorsunuz, deprem bölgesinde 10 ilde bir deprem oluyor. Orada yüz binlerce insan ölüyor. Orada insanlar barınacak konteyner bulamıyorlar. Türkiye'nin her tarafında dağılıyorlar. Ama seçim döneminde baktığımızda oradaki seçmen listesinin sayısı artıyor. Artan seçmen listesinin hepsi oy kullanıyor. Ve orada korkunç bir rakam sandıktan çıkmış oluyor. Bugün yurt dışındaki seçmen sayısını bilmek mümkün değil. Oradaki oyları sonra öğreniyoruz ki farklı farklı listelerde farklı farklı sandık sonuçları ortaya çıkıyor. Ben bu seçimin adil olmayan bu seçimde tabii en önemli şey Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye bir mülteci deposu olmayacak. Gelen mültecilerin mutlaka kendi ülkelerine bunlar misafir olarak aldık, geri göndereceğiz. Çünkü mülteci misafir olarak geliyor. Oradaki kendi ülkesinde yaşadığı yerdeki tehlike görerek sığınma olarak sana geliyor. Artık orada kendi geldiği yerde sorun kalmamış. Her taraf, her şey barınma, yaşam koşulları düzelmiş. Onları geri gönderme şansımız var yasal yönden. Bunları göndereceğiz dediğimiz zaman bu Türkiye gerçekten bugün belirli yerlerde nüfus sayılarında oranların Türkiye genelinde çok değiştiğini görüyoruz. Yani böyle gittiği zaman bugün 10 milyonluk mülteciler, bu mülteciler yalnız Suriye değil, Suriye'si var, Afgan'ı var, İran'ı var, her ülkeden mülteciler Türkiye'de barınma için geldiler. Bugün 10 milyon denen mülteci işte onların yaşam durumuna göre 4 bayanla evlenebilme, istediği kadar çocuk sahibi olabilme şansları var ve bu arttığı zaman
bir 5-10 sene sonra 25-30 milyona geldiğinde Türkiye'nin yapısı değişecek. Türkiye kendi insanı içinde azınlıkta kalacak. Türkiye'nin demokrasi yapısı tamamen değişmiş olacak. Bugün Kilis'te, bugün Hatay'da, belediyelerde belediye başkanlıklarını alabilecek durumdalar. Bizler Cumhuriyet döneminde, Kurtuluş Savaşı'nda kanla almış olduğumuz topraklarımızı bugün parayla satar duruma geldik ki bu Türkiye açısından çok acı bir nokta. 50 bin dolar, 100 bin dolar verdiğin zaman kimlik verebiliyorsun ki benim kimliğim üzerinde Türkiye Cumhuriyeti ibaresi var. Bunu sen parayla satma noktasında geldiğin zaman ve bunun rakamını Türkiye'de eşit şekilde herkesin bileceği noktasını gelemediğin noktada bir zamanlar bunu 200 milyon deniliyordu. Şimdi açıklandığını göre 1,5 milyon kişiye kimlik verilmiş. Ve 1,5 milyon insan oy kullanıyor ve bu dengeler allak bullak oluyor. Peki. Yaşadığımız sistem eşit bir sistem değil. Adil bir sistem değil. Adil bir sistemin dışında da işte netice bir değişim noktasına gelemedi. Şimdi siz konuşurken daha öncesinde de aslında bunu düşünmüştüm. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Müslüman bir ülke. Hatta Müslümanlığın en iyi şekilde yaşanabilir olduğu bir ülke. Evet. Neye göre? Diğer İslam ülkelerine göre. Evet. Hem laikliği, hem inancını yaşayabilirliği, hem demokrasiyi bir arada tutabilen bir ülke, örnek bir ülkeydi. Fakat ben şunu gözlemliyorum. 21 yıllık AKP iktidarında Sayın Cumhurbaşkanı ben BOP başkanı olacağım dedi. Evet. Yani Orta Doğu, Büyük Orta Doğu Projesi'nin başkanı olacağım dedi. Olmadı. Biz 21 yılda bunu hani sen BOP başkanısın şeyi olmadı. Ama BOP başkanlığı üzerinden neler yaşandı diye baktığımız zaman da özellikle işte Mısır'da başlayan, Lübnan'da devam eden, Pakistan'da devam eden, Suriye'ye kadar gelen bir Arap Baharı vardı. Evet. Şimdi bu ülkelerin yapılaşmasına baktığımızda, fiziksel anlamdaki yapılaşmasına baktığımızda, halkın ve demokrasinin yaşanmışlığını baktığımızda çok kolay ekarte edilebilir bir halde olduğunu gördük. Biz bunu ilk Körfez Savaşı'nda zaten Irak'ta Saddam Hüseyin'in olağanüstü gücü var denilirken hiçbir şey olmadığını görebildik. Şimdi Türkiye tabii bu anlamda yaklaşıldığı zaman zor bir ülke. Yani ülkesindeki yetişmiş insan sayısı, eğitimli insan sayısı çok daha fazlaydı. Doğal olarak Türkiye bir Pakistan gibi ya da Irak gibi kolay elde edilebilir bir ülke değildi. Şimdi bizim bu iktidar dönemiyle başlayan süreçte de yaşadığımız bir takım donelerimiz var elimizde. Mesela hiçbir dünya ülkesinde yaşanmamış enteresan bir darbe süreci yaşadık biz. Yani bizim okuduğumuz, ben 74 doğumluyum. Evet yaşamışım o darbe zamanında ama çocuktum hatırlamıyorum yani. Okuduğumuzda darbe yapıldığında önce ülkeyi yöneten siyasi kadronun başı ve diğer siyasi liderlerin birçoğu hemen asker tarafından alınır. Onlarla ilgili bir yargılama süreci başlatılır. Doğru mu hatırlıyorsunuz? Doğru. Oysa bir 15 Temmuz darbe sürecinde ne izlediğimizi anlamadık biz. Şimdi bu kalkışma dediler. Evet. Yani Boğaz Köprüsü kapandı. Bazı şehirlerde bir takım birlikler falan ortaya çıktı. Yani enteresan bir darbe süreci yaşadık biz. Ve bu süreci yaşadığımız zaman da Sayın Cumhurbaşkanı o dönem bu bir Allah'ın lütfu bize dedi. Ne beklentisi vardı? Türkiye Cumhuriyeti Devleti parlamenter sistemle yönetiliyor. Oysa Sayın Cumhurbaşkanı da başkanlık sistemini getirip ortaya koyuyordu. O başkanlık sistemini yavaş yavaş bir adım mıydı bu?
Bunların bir altyapısı mıydı? Ve bu süreçle birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin AK Parti gelmeden önce yapılan anketlerde de en güvenilir kurumu silahlı kuvvetleriydi. Şimdi biz Genelkurmay Başkanı kim olduğunu bilmiyoruz. Bugün o darbe sürecinde Atatürkçü Mustafa Kemal'in askeri dediğimiz Kuleli Askeri Lisesi kapatıldı. Bir ordunun en önemli noktalarından biri de hastanesidir. GATA kapatıldı ki o hastanede de müthiş doktorlar yetişti. Müthiş doktorlar yer aldı. Bütün bunlar kapatıldı. Acaba bu Arap Baharı, hatta şuradan da devam edeyim. Suriye'yi biz Suriye'yle birlikte bir anda IŞİD terör örgütü diye bir örgütle karşı karşıya kaldık. Kafa kesen, öldüren, insanları kurşuna dizen, sürekli sosyal medyadan bunları izler hale geldik. Şimdi o IŞİD terör örgütü şu anda yok. Bir geldi, bir anda da yok oldu gitti. Kim tarafından organize edildi? Kimler getirdi buraya, Suriye'ye konuldu? Artı Suriye'de ister beğenirsiniz, ister beğenmezsiniz. Biz de kendi içimizdeki, ülkedeki bahsettiğimiz seçimle ilgili bir sürü şeyi eleştiriyoruz. Ama orada Esad bir iktidar olabileceği oyu almış ve Suriye'nin kendi toprak bütünlüğü içerisinde bunu yaşamış. Siz kim oluyorsunuz ki Suriye halkının seçtiği başkana değiştirme cüretinde bulunabiliyorsunuz diye bir soru sorabilir miyim? Tabii. Sorabilirim. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırlarının içerisine bir Suriye ordusu tankıyla tüfeğiyle girmiş olsa ne olur başkanım? Savaş suçu mudur? Gayet tabii. İşgal midir? Durup dururken girdiğin zaman her türlü şeyler söylenir. İşgaldir. Tabii. Peki şu sorunun cevabını hiçbir zaman alamadım. Türkiye Suriye'ye neden girdi? Neden hala biz orada varız? Evet. Bunun cevabı terör örgütü vardı. Terör örgütlerini temizlemek için girdik. Peki ne kadar mühimmat, ne kadar asker, ne kadar araç gereç gitti? Burada ne kadar ordu için bu paralar harcandı? Bunları biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ve niye hala biz oradayız? Eğer bir sınıra duvar çekilerek o sınır korunabiliyorsa, şuraya da geleceğim. İHA'larımız var, SİHA'larımız var. Bizim İHA'larımız varken, bizim SİHA'larımız varken biz neden bir başka ülkenin toprak bütünlüğünün içerisinde varız? Evet. Yani şimdi bu Suriyeli din kardeşimiz, din kardeşlerimiz ülkemize geldi. Neden İstanbul'a, Ankara'ya ve ülkenin her tarafına, her şehrimize, burnumuzun dibine kadar geldi? Sebep? Eğer gerçekten onlara sahip çıkmak adına, o insanların ölümden korumak adına bir yerlerde sığınmasını sağlanmak istenseydi, gerçek niyet bence, sınır illerimizin belirli alanlarında orada bir takım kamplar kurulabilir, burada tutulabilirdi. Denizli, Çınar Caddesi'nin saat 9'dan sonra kimseyi yürüyemiyor. Bizim beka sorunumuz bence başkanım 10 yıl, 15 yıl sonra sürekli üreyen bu Suriyeli kardeşlerimiz ülkemizdeki seçimlerde ciddi bir şekilde oy potansiyeli olacaklar. Kesinlikle. Ve bu sürece gelinceye kadar da müthiş sıkıntılar da yaşayacağız. Gasplar, ölümler, döner bıçaklarıyla sokaklarda saldırmalar, bunların hepsini izliyoruz biz. Türkiye, daha modern olan bu İslam ülkesi daha modern bir şekilde mi yavaş yavaş ekarte edilip bahar, Arap baharı noktasına mı getiriliyor diye çok uzun açıklamalı bir soru sormuş olayım size. Evet. Şimdi çok özür dilerim, aklıma geldi hemen. Bir kardeşimizle konuşuyoruz. Bu Suriye'ye girilince neden dedim orada varız? Bana şu cevabı verdi. Orası dedi, bizim zaten toprağımız. Orası Osmanlı'dan bize kaldı dedi.
Evet. Verdiği cevap şuydu. Benim de kendisine sorduğum ikinci soru şu oldu. Madem öyle, Viyana kapılarına kadar gidelim. Macaristan'da, Bulgaristan'da, doğru mu? Trablusgarp da bizimdi. Yani o zaman bunu genişletebiliriz biz. Hadi buyur oraya da girelim. Sorunun cevabı bu değil. Değil. Biz endişeliyiz. Endişeli olmak yetiyor mu? Yetmiyor. İcraat lazım. İcraatı demokrasinin içerisinde de böyle esnaf ziyaretleriyle, gidilen ya da gidilmeyen cenazelerle, ya da ne bileyim mevlütlerle, nasılsın iyi misin noktasıyla varılaraktan ben hiçbir sonucun alacağını, gerçek anlamda sonucun alacağını inanmıyorum. Kesinlikle de bu ziyaretlerin çok kayda değer bir oy yaratacağına da inanmıyorum. Şunu çok net söyleyeyim. Herkesin bildiği bir şey ama nereden baktığına bağlı. Bugün ülkemizde adı belki sağcı solcu değildir ama ülkede bir gerçek var ki ülkemizin %70'i muhafazakar bir yapı. %30'un içerisinde de muhafazakar yapı var. Yok değil. Yani biz inançsız insanlar değiliz. İnanır inanmaz onu bir şey diyemeyiz ama sonuçta sayısal olarak adını bugün AK Parti'nin liderliği yapmış olduğu sağ kesimde örnek veriyorum 100 kişi var. Oy kullanacak 70'i AK Partili, 30'u CHP'li. Ben hangi dönem olursa olsun 30 kişiyle 70 kişiyi zaten yenemem ki. Eğer yüreği olan varsa buyursun bu tarafa geçsin. Bir daha seçim yapalım. Hadi seçilsin. Ben bunun çok ütopik olacağını biliyorum. Çok gerçekçi, aslında çok gerçekçi bir söylemi söyleyeceğim şimdi. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Evet, gazetecilik yapıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde 4 ay öncesine kadar il yöneticiliği yaptım. Görev verilirse önümüzdeki dönemlerde şartlara göre yine de bulunmaktan büyük bir keyif alırım. Çünkü ben Atatürkçü bir adamım. Çünkü ben Atatürk'ün kurmuş olduğu partide bulunmaktan da çok mutlu olan bir adamım. Ama bir vatandaş olarak da Atatürk'ün ilkelerini, inkılaplarını bize sunmuş olduğu demokrasinin de hakikaten Yılmaz bekçilerinden biriyim ben. Yani bunun uğrunda ne gerekiyorsa da her şeye hazır olan da birisiyim. Bu bağlamda bizim Cumhuriyet Halk Partilerin bence bol bol çocuk yapması lazım. Benim 3 tane var. Olmayan arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. Biz yine bilimin, tekniğin, matematiğin, fiziğin, fenin her zaman yanında olaraktan her türlü çalışmamızı yapalım. Ama bunun yanında bunu da yapalım. Biliyorum çocuklarımızın iyi beslenmesi için ekonomi çok iyi olmak zorunda. Çocuklarımızın iyi eğitim alması için ekonomi çok iyi olmak zorunda. Çocuklarımızı en iyi şekilde giydirip onları en iyi sanatsal, kültürel etkinliklerin içerisinde bulunması için böyle düşünüyoruz. Olması gerektiği gibi düşünüyoruz belki ama maalesef bu var olan düşüncenin içerisinden de kendimizi hep mağlup anlamda yer buluyoruz, üzülüyoruz. Ekonomiye sığındık. Dedik ki ekonomi çok kötü. Bu sefer dedik belki değişir. Yok, değişmiyor. Niye? Çünkü müthiş bir faiz veriyor. Parası olan insanlar da bu faizden faydalanmak adına bunu yapanlar da var. Bu bence hainliktir. Ülkeye yapılacak en büyük hainliktir. Şu kadar milyon param var, bu kadar faiz alıyorum, çalışmasam da olur. X belediyeden bana şu kadar yardım kulisi geliyor. Devlet de zaten bir hanıma bir bana 3'er bin lira da para veriyor. Biz hayatımızı sürdürüyoruz. Bu mantık, emin olun, çocuklarımızın geleceğini, torunlarımızın geleceğini yok eden bir mantıktır. Sürdürülebilir de değildir. Bizler üretmeden, yani domatesi, biberi, patlıcanı, meyvesini, sebzesini, hayvanımızı yetiştirip onun sütünü, etini faydalanabilecek noktaya getirmeden, böyle bugün olduğu gibi sadece yurt dışından ihracat yaparak, ithalat yaparak, hatta sanayide de ithalatı yapıyoruz, işleyip ihracat yapıyoruz diye rakamları koyuyoruz oraya. Bunların hiçbirisi gerçekçi değil. Gerçekçi olmadığını da zaten günümüzün şartları ve koşullarında da görüyoruz. Her gün dolar yükseliyor, euro yükseliyor. Zam 2 gün önce geldi, dün akşam benzine geldi, yarın da gelecek. Çok üzülüyoruz.
Başkanım, ben de sizi burada böyle bulunca bunları dile getireyim istedim. Aktarayım istedim. Evet. Çözüm noktasında biz Arap Baharı'nı, modern bir Arap Baharı noktasında yaşamaya doğru gidiyor muyuz? Şimdi olayı şurada alalım. Burası Türkiye Cumhuriyeti misaki hudutları içinde kurulmuş bir devlet. Ulus bir devlet. Evet. Mustafa Kemal Atatürk bu devleti kurarken anayasasında ve ilkelerinde şunu söylemiş. Türkiye Cumhuriyeti şıhlar, devrişler ve ülkesi olmayacak. Yani laiklik ilkesi dinle devlet arasını bir mesafe koyan bir ilke getiriyor. Kimse kimsenin inancını karışmayacak. Bu inancı devlet işiyle karıştırmayacak. Herkes kendi inancını özgürce yapabilecek. Bu konudaki müdahaleyi kısıtlamış. Ve bu inancın içinde de Türkiye'de yeni bir Diyanet işleri oluşturmuş. Dinimizi en iyi şekilde insanlar öğrensin ve icraat etsin diye. İmam hatipleri kurmuş. Orada en iyi şekilde din adamları yetişsin diye. Bugün geldiğimiz, o günlerde de vardı. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye Cumhuriyeti'ni tarikatlar idare ediyor. Türkiye'nin her yeri tarikatlarla donanılmış ve örgütlenmiş durumda. Bir kere din anlayışını şöyle bakalım. Benim inancıma göre Kur'an'ım, Kur'an-ı Kerim'im ve peygamberim, hepimizin peygamberi ve bunu örgütleyen Diyanet işleriyle beraber bir sistem varken ben belirli insanların belirli kendi amaçları doğrultusunda kurmuş olduğu farklı farklı tarikat örgütlerinin peşinde yığılmış yığınların insanların Türkiye'yi yönetme noktasına gelmesinden rahatsızım. Ve Türkiye'nin her yeri, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin dahi tarikatta her yerde devleti ele geçirme noktasına gelmişler. Her türlü bürokrasinin içinde, işte Sağlık Bakanlığı'nın içinde, işte Milli Eğitim Bakanlığı'nın içinde, her yerde tarikatlar ön planda. İşte daha dün görüyoruz, İzmir Türkiye'nin en modern illerinden birisi. Ve Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu Cumhuriyet ilkelerine bağlı modern yaşayan illerden birisi. Eğitim sistemi de ön planda. Bu eğitim sistemini bozabilmek için 850 tane oralarda işte müezzin, hoca, din hocası gönderiliyor ve o oralarda o sistemi, mevcut sistemi çökertmek ve din ağırlıklı bir eğitimi götürmek için. Biz yolumuzdan şaştığımız takdirde Mustafa Kemal Atatürk'ün çizmiş olduğu dünyada sulh ilkesinden, yurtta sulh, cihanda sulh ilkesinden vazgeçtiğimiz sürece ve misaki hudutları içindeki kendi hududumuzun dışında yeni toprak aradığımız müddetçe biz çok daha sıkıntıların içine gireriz. Biz niye girdik Suriye'ye? Bir cuma namazını Suriye Şam'da namaz kılmak için yola çıkmıştık. Tabii bu BOP eş başkanlığı çok farklı bir olay. BOP 1940'larda Orta Doğu parçalayan bir proje. Amerika'nın en önemli projelerinden birisi. Ve bu projelerin içinde Irak parçalandı. Suriye parçalandı. Libya parçalandı. Türkiye'de de bu parçalanmanın projenin içinde. Benim Cumhurbaşkanım BOP eş başkanı. Yani bu parçalanma döneminin içinde Amerikan sistemini yönlendiren, onunla beraber hareket eden
O projenin içinde Cumhurbaşkanım. Bugün Suriye topraklarında benim toprak ihtiyacım yok. Herkes kendi toprakları içinde özgürce yaşasın. Benim dış politikam, Atatürk'ün kurmuş olduğu Cumhuriyet'in politikasında benim toprak ihtiyacım yok. Herkes toprak kendi hudutları içinde özgürce, kardeşçe yaşaması gerekiyor. Tabii artık modern dünyada sınırları korumak, sınırları değerlendirmek, kimisi siyalarla koruyor, kimisi mayınlarla koruyor, kimisi duvarlarla koruyor. Aslında sınır bir namustur. Namusumuzu kim olursa olsun, her devletin kendi sınırı kendi namusudur. Biz de kendi sınırımızdaki bu namusumuzu korumak zorundayız. Başkanım, çok bir parantez açıyorum lütfen. Şimdi Hollanda, Almanya, Fransa, Belçika, bunların hepsi birbirine komşu. Komşu. Orada yok mu bu İHA, SİHA? Orada onlar hani onlar Hristiyan ve bizim etrafımızda da hep Müslüman ülkeler var. Yani bu ne lahana turşusu, bu ne perlis? Yani hem Müslüman din kardeşiyiz diyoruz, milyonlarca getiriyoruz. Yani aynı yerden de terörist geliyor bize. Yani bunun tezat bir durum değil mi? Yani Avrupalılar, Hristiyanlar kendi içinde hiçbir şekilde sıkıntı yaşamazken, sadece pasaportla gelip gidebilirlerken biz neyi yaşıyoruz? Kendi ülkemizin içerisinde ben oy vermediğim için terörist ilan ediliyorum. O zaman bana göre siz de teröristsiniz. Karşı tarafa döner. Bunu söylerim o zaman ben de. Ya bunu söyleme hakkını bana veriyorsun çünkü. Ama böyle mi düşünüyoruz? Hayır. Biz hepimiz biriz. Biz hepimiz bir bütünüz. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içerisinde herkesin huzurlu, mutlu, eğitim seviyesi iyi, gelir seviyesi iyi, herkesin işi gücü olan, üniversiteden mezun olmuş olan çocuklarımızın hemen mesleklerine başlayabilmesini, hafta sonu bütün ailelerin dilediği gibi isteyen ibadetini yapsın, isteyen müzik dinlesin, isteyen sinemaya gitsin, isteyen kültürel etkinlikler yapsın, kaliteli, gelişen, dünyaya ayak uyduran, teknolojinin içinde olan ve teknoloji üretebilen, yani biz bugün müthiş bir gıda ile ilgili sıkıntı yaşar hale geldik ekonomik anlamda, ama zaten biz ülke olarak bunları üretebiliyorduk. Zaten biz bunların en iyisini yapabiliyor haldeydik biz. Ne oldu da biz her şeyi ihracat noktasından ithalata getirdik? Yine bu toprakların kurucusu Mustafa Kemal Atatürk Rusya'ya meyve sataraktan oradan tekstil makineleri getirip Sümerbank'taki Sümerbank'ın kurulmasına ve ülkenin gelişme noktasına oradan başlamış. İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu cumhuriyette üretim var. Üretim var. Devlet yönetiminde de laiklikle devlet dinle devlet arasında çalışmaya ayırmış. Bugün Avrupa ülkelerinde niye Mustafa Kemal Atatürk yönünü Batı'ya, Avrupa'ya dikmiş? Çünkü orada din bir reform geçirmiş. Kendi içinde bugün kiliseler kendi şeysini, yönetimini, papazların kendi işleyişini kendi içindedir. Devletin orada belirli bir para vererek orada din işini karışmaz. Tamamen ayrılmıştır. Hiçbir Avrupalı kendi dinini, politikayı alet etmez. Eğitim sistemi son derece yüksektir, çağdaştır. Eğitim sisteminde sorgulayabilen eğitim vardır. Herkes meslek sistemi içinde çalışabilen, üretebilen bir toplum yaratılmış. Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduğunda Avrupa'daki sistemin çok daha fazlası ve önde gelen modern anlayışlarla yola çıkmış. Dünyada ilk defa kadına özgürlük vermiş. Seçme seçilme hakkı vermiş. Çocuklara bayram hediye. Çocuklara bayram hediye diyor. Türkiye'de hiç kimse de Avrupa'da uçak fabrikası yokken bizde kendi uçağını kendin yap sistemi getirmiş. Yeni sistemlerle, modern tesislerle paramız yokken
narenciye ile domatesle şeyle patlıcanını satarak Ereğli demir çelik fabrikalarını, sümerbe fabrikalarını ve petrol şirketlerinin rafinerilerini kurmuş. Ve Mustafa Kemal Atatürk bu sistemle yola çıkarken üretim ağırlık vermiş. Köydeki vatandaşımıza, köylümüze köylü vatandaşın milletin efendisidir demiş. Onu ödüllendirmiş. Ve orada modern eğitim yapabilmek için her türlü imkan verilmiş. Biz daha bırakın onu bundan 20-30 sene öncesine kadar Türkiye'de dünyada yetebilen ülkelerden 7 ülkeden birisiydik. Kendi kendisini yetebilen bir ülke. Üretiyorduk çünkü. Hayvancılığımız son derece ön saftırdı ve sayısal anlamda ihraç ediyordu. Kendimizi yettiğimiz kadar dışarı ihraç ediyordu. Hayvancılığımız ileriydi. Tarım ileriydi. Dışarıya hep ihracat yapıyorduk. Tarımdaki reformu her gün geliştirmemiz gereken maalesef bunu yapamadık. Biz ne yaptık? Biz eğitim sistemimizde işte bu cumhuriyetin temel devrimlerinin bir tarafı bıraktık. İnsanlarımızı cahil bırakmak, insanlarımızı bireycilikten ümmetçiliğe tekrar döndürdük. El uçan duruma getirttirdik. Niye? Muhtaç hale getirdik. Yardıma muhtaç hale getirsen. Şükretmesini öğretiyoruz artık. Bir insan bir yerden bir şey alıyorsa o emir de alabilen insana dönüşüyor. Evet. Yani sen onu bugün balık tutma değil, balık yeme öğretirsen sonu her zaman balık yemek isteyecek. Önce tutmasını öğrenecek. Evet. Üretmeyi öğrenecek. Türkiye son zamanlarda rayından çıktı. Sisteminden koptu. Üniversitelerimizde rektörlerin, dekanların söylediği şey, bu eğitim kurumu içindeki en yüksekteki insanın söylediği, insanları eğittikçe biz oradan oy alamıyoruz. Sorgulama noktasında gelen insanlar gidiyor, bize oy vermiyor. Biz insanı cahil bırakalım. O insan cahil kalsın ki biz ne dersek onu yapsın mantığıyla hareket ettiler. Bugün eğitim sistemimiz laşkadır. Eğitim sistemimiz gerçekten Gezi olaylarındaki korkuyu yaşamamak için üniversitelerimizi son zamanda deprem bahane ederek üniversiteleri kapatıldı. Eğitim sistemimizde pandemi bahane edilerek dışarıdan eğitimler ön plana getirildi. Bunu Avrupa yapmıyor. Bunu yapan ancak Türkiye. Türkiye'nin de mantığı her geçen gün insanlar eğitimsiz kalsınlar, sorgulamasınlar, sorgulayan eğitim insanlar da iş bulamasınlar. Neye? Dışarı kaçıyorlar. Yani bir doktorun Türkiye'ye maliyeti milyonlar buluyor. Sen o yetişmiş insanı tutuyorsun, giderse gitsinler diyerekten kapıyı açıyorsun. Ama bir taraftan da cahil, beceriksiz, hiçbir şeye yaramayan insanları memleketine getiriyorsun, sülük gibi emdiriyorsun. Ve sistem bu hale geldi. Suriyeli doktorları artık hastanelerimizde görmeye başladık. Yani BOP eş başkanımız daha görevini bitirmedi. Bitirmedi. Evet. Görevi Türkiye'de Suriye'nin önümüzdeki günlerde ne olacağı belli değil. İşte olacak olan o yiğitlere, o ana kuzularının orada şehit olmasına da kaldı. Yani işte ne oldu? Esad'dı. Esad oldu. Şimdi kardeşliği tekrar dönmeye kaldık. Bu da vatandaşın suçu ne? Bu sistem, devlet yönetimindeki bu dış politikanın yanlışlığı, yanılmaları, zararı kimin? O zaman bunu hesap verecek o insanlar nerede? Neden girdik? Kardeştik. Kardeş olduk. İçeri girdik. Şimdi kardeşçe dışarı çıkacağız. Bu yaşananlar, arada ölen insanlar, bu kadar harcanan o ekonomi, oraya harcanmış olan paralar, bunların hesabı hiçbir zaman verilmiyor. Ama nasılsanız öyle yönetilirsiniz diye de güzel bir söz var. Burada en büyük sorunlardan bir tanesi başkanım bence, eğitimli, akademik kariyeri iyi olan insanlar,
ben siyasete girmiyorum, siyasete karışmıyorum dediği sürece işte kötüler tarafından böyle yönetiliriz biz. Buna da müstahak hale geliyoruz biz. Yani bugün ülkenin bir kesimi zam geliyor, gelirse gelsin diyor ya. Beni ilgilendirmez diyor. Biz onları düşünerekten bir sürü şeyleri dile getirdik, söyledik, dinlemediler diyor. Kimisi menfaati için orada yer aldı, kimisi başka bir şey için yer aldı. Aldı da aldı. Sonuç gene bakıldığı zaman da dediğim gibi projesi olmayan, bakın birçok seçimlerde Sayın Erdoğan şunu yapacağız, bunu yapacağız derdi. Bu seçimlerde millet bahçesi yapacağız bile demedi, düşünün. Yani Tellioğullarıyla Seferioğullarını sanki park yapar gibi millet bahçesi, topkek vereceğiz, oralet vereceğiz. Şaka gibi ya. Yani ülkenin eğitim seviyesinin, nitelikli insan seviyesinin, kalitesinin düştüğü yere bakın. Ve gittik oraya bir daha oy verdik. Yani bugün o bile söylenmedi bu seçim kazanılırken. Ben hakikaten çok üzüldüm. Vallahi ağladım da. Ama tabii ağladım derken de içimizde kan ağlıyor. O başka bir şey. Biz oturup ağlamaktan gocunmayız. Ama ruhumuzda Kuvayi Milliye ruhu var başkanım. Mücadele devam. Biz hakikaten dile getiriyordu Sayın Cumhurbaşkanımız. Uysal koyunuz değiliz diye. Yani biz demokrasiye inanmış insanlara, bakın daha 3 gün öncesinde Cübbeli Ahmet Hoca, biz şeriat istiyoruz diyor. Yüreğe yetiyorsa hayır, hadi buyur yap. Yani orada belirli silahlanmış güçlerin şunu Genelkurmay'da bizim yıllarca akşam haberlerinde izlediğimiz zamanlarda Genelkurmay Başkanlığı şu açıklamayı yaptı. Genelkurmay Başkanlığı'nda şu görüşme oldu diye akşamları o Genelkurmay'ın o kapısını görürdük biz. Ben o 15 Temmuz akşamında o Genelkurmay'ın o kapısında it kopuk neydi belirsiz bir sürü insanların tarlaya girer gibi girdiğini gördüğümde yemin ediyorum içim yandı benim başkanım ya. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin o Genelkurmay noktasında oraya buralara girilmiş, yani o kozmik odalara girilmiş, o kozmik odalarda terör örgütlerinin içerisinde farklı alanlarda yetişmiş bir sürü istihbaratçımızın öldürüldüğünü Genelkurmay Başkanımız neydi, isim aklıma gelmedi, dile getirdi de söyledi. Yani hatırlayamadım son ben. Genelkurmay Başkanımızı, çok değişti de artık tabi de. Evet. Hapis yattı. Allah Allah. Havsever mi abi? Değil. Senin dediğin saz çalan Ozan ya. Yani tabi bunlar oldu. Bunları üzülüyorum. Bunları üzülüyoruz. Zaten bunun öyle olmasını istemediğimiz için de biz mücadele verdik. Yoksa bizim derdimiz AK Parti'yi yenmek, AK Parti'yi yendikten sonra da başka bir şey ortaya getirmek değildi. AK Partili kardeşlerimizi de, Cumhur İttifakı'na oy vermiş kardeşlerimizin bir kardeş olduğumuzu hatırlatmaktı. Birlik, beraberlik içerisinde olmayı hatırlatmaktı. Birlikte bu ülkenin geleceğine yön vermek, birlikte huzur ve refah içerisinde olabilmekti. Birlikte hani bir tane askerimiz öldüğü zaman bütün ülke oturur ağlardık. Binlerle dolardı sokaklar. Şimdi bir askerimiz değil, 10 askerimiz öldüğü zaman haberlerin altyazısında bile lütfen de geçiyor. Biz oradan buraya geldik. Bu nedir? Milli olarak şuurumuzu kaybetmeye başladık biz. Üretmemeye başladık biz. Çalışmamaya başladık. Çalışmak zor gelmeye başladı. Bunda ailelerin de çok fazla suçu var. Eğitim sistem zaten baştan başa yanlış. Ben yine 10 sene oldu mu bilmiyorum başkanım, ama sizle sohbet ederken bana demiştim ya Bülent'ciğim, bak küçük esnaf çok önemlidir. Küçük esnafın yanında 2 kişi, 3 kişi çalıştığı zaman, 4 kişi çalıştığı zaman onu 4'e çarp, bir sürü insan olur. O yüzden küçük esnaf çok değerlidir demiştiniz. Tabii. Bak unutmuyorum, sizi iyi dinlemişim.
Bu yüzden gerçekten çok önemli. Bizim bence 5 yıllık o ilkokul sürecini gelmiş, ilkokulda okuyamayacak duruma gelen çocuklarımızı biz ne yapıyorduk? Marangoz yapıyorduk, perforjeci yapıyorduk. Herhangi bir yerde çalışmasına yön veriyorduk. Ve o alanların içerisinde o çocuklar büyüyorlar. Okumak isteyenler okuyor, akademik olarak bir kariyer elde ediyor. Bugün şimdi oto tamircisi binlerce araç oldu. Her evde en az 2-3 tane araç oldu. Ama yanında çalıştıracak kimseyi bulamıyorum diyor. Ya Afgan var ya Suriyeli var. Çünkü 16-17 yaşına kadar gelen çocuklarımız sınıfta da kalma kaldırılmış. Hiçbir şey yapamaz hale gelmiş. Ve o çocukları artık hadi çalış diyemiyorsun. Benim zamanımda askere gitmeyen adama kız vermezlerdi. Benim zamanımda işe gücü olmayan adama serseri derlerdi. Ve utanırdı ya. O serseri dediğin adam bile utanırdı yani. Benim zamanımda ya da AK Parti'den önce, bunu şimdiki gençler bilmezler, namerde muhtaç olmam, soğan ekmek yerim, namerde muhtaç olmam derlerdi. Ya arkadaş, nereden nereye geldik ya? Ülkenin bugün en büyük problemi başkanım bence ahlaki çöküştür. Bunun A partisi B partisini düşünen insan olarak bakmayın. Çürümüşlük her yere işlemeye başladı. Dini imanı para olan bir insanın, dini imanı para olan bir ülkenin geleceğinden hayır gelmez. Bir tane ev aldım. Ya aldıysan aldın. Biz çadırda mı yaşıyoruz? Gerekirse çadırda da yaşarız biz. Yani şöyle arabam oldu. Senin araban, ben senin arabanı binip de 2 tur atayım geleyim mi diyorum. Öyle yozlaştık ki, öyle farklı noktalara geldik ki, bunlar bizim ülkemizin gelişimine engel düşünceler. İspanya'da bir müşterim var, başkanım. Diyor ki, burada sosyal devlet var. Burada diyor, insanların yaşama ömrü diyor çok uzun. Çünkü diyor, insanların hiçbir stresi yok diyor. Sağlık problemi olduğunda devlet bakıyor diyor. Herhangi bir işle ilgili sıkıntısı olduğunu devlet buluyor diyor. Zorda kalan varsa, çalışamayacak durumda olan varsa şayet devlet ona da destek oluyor diyor. Bugün Avrupa sisteminde işsizlik parasının dediği şey budur. Bizde öyle değil. Bizde arkadaş işten çıkıyor, gittiği yere de diyor ki bana sigorta yapmasan olur mu? Neden? Ya ben işsizlik parası alıyorum da ondan. Bunun olduğu, her şeyin suistimal edildiği noktada bizim gelişebilmemiz mümkün değil. Onun için önce çok zengin olan insanlara yani parayı da nereye götüreceksiniz arkadaş ya? Biraz paylaşın ya. Biraz bu ülkenin geleceğini öngörün. Lütfen rica ediyorum. Yani biz zaten kendimizi yaşayabileceğimiz belirli şeyleri yaşamışız. Bundan sonra bizim çocuklarımızın yarın Suriyelilerin yanına Iraklılar da gelir. O da gelir, bu da gelir. İşte sana tam da bir Arap Baharı'yla final yapılan bir Türkiye bırakırlar. Sokağa çıkacak cesaretin kalmaz. Onun için bunları da dile getirmiş olayım. Bunları hiç düşünmedim. Bunların hiçbirisini planlayarak da buraya oturmuyorum. Hani çok özür diliyorum. Kaba tabirle. Dükkan benim. Her zaman yapabilirim ben. Evet. Ama her günde, her zaman da yapıyor değiliz. Onun için ben de söyledim. Beraber program yapıyoruz zaten. Çok güzel. Karşılıklı sohbet ediyoruz ve konuşuyoruz. Lütfen başkanım, buyurun siz de. Devam edin. Evet. Söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz varsa dile getirin lütfen. Vallahi, çok da fazla uzatmak da istemiyorum. Evet. Size. Tabii. Evet, ben de kısa keseyim. Önümüzdeki günler gerçekten Türkiye'de yaşayan insanlar açısından zor günler bekliyor. Bir kere ekonomik anlamda hazine tam takır. Merkez Bankası'nda bir tek doların olmadığı söyleniyor. Ama bizim dışarı olan borcumuz milyar dolarlarla ölçülüyor. 600-700 milyar dolarlar bunlar. Bir tarafta oradaki almış olduğumuz borçların
faizleri var. Kılıçdaroğlu bir ara söylüyordu, biz saniyede, dakikada korkunç paralar basıyoruz ve faiz olarak ödüyoruz. Bizim faiz olarak ödediğimiz paralarla Türk insanının gerçekten kalkınmaması için bir sebep yok. Yalnız bugün Cumhurbaşkanlığı'nı koruyan korumaların günlük gideri 10 milyon liraymış. Günlük. Evet. Korumalar. Korumaların. Bir de bunun saray kısmı var. Sarayın 10 milyon lira. 28 milyon. Geçen gün işte günlük 29 milyon olarak söylediler geçen günü. Yani sarayın günlük maliyetiyle şeylerin korumaların maliyeti çalışanlarla birlikte 29 milyon günlük bu. Bu para niçin gidiyor? Bir kişiyi korumak için mi? Kimden korkuyor? Halk için, insanların... toplum için, Türkiye için gelmiş bir insan kimden korkuyor? Yazık değil mi bu paralara? Diğer taraftan senin eskiden ayda bir defa İtalya'dan işte şey geliyormuş, kağıt parası geliyormuş kağıt için. Şimdi günde 3 tır geliyor. Para yetmiyor. Günah değil mi bunlara? Yani bizim önümüzdeki günlerde ekonomik anlamda üretmedikten sonra tarımda üretim yok. Sanayide üretim istediğin kadar yok. Tüketim toplumu olmuş olan Türkiye'de 80 milyonda, 84 milyonda nasıl bu Türkiye idare edilecek? Dışarıdan borç alarak tekrar bunları maaş ödenecek, bilmem işte bu her zaman olduğu gibi yardım kampanyalarıyla, yardım iaşeleriyle bu insanları ne kadar, ne zaman kadar beslenecek? Bu insanların suçu var ama çok başkanım. Halen daha dışarıda gelen mültecileri biz maaş veriyoruz. Hastaneye gittiği zaman kuyruklar da onlarda var. Sen sırf bunları tutmak için İngiltere hükümeti 3000 sterlin vermiş. Bunun övünerek söylüyor. Yani mültecileri korunması burada kalsın diye. Avrupa Cumhurbaşkanı kazandıktan sonra Avrupa sevindi, bayram etti. Tabii. Destek aldı çok büyük. Şurada var başkanım. Bizim kapılarımız dayanmayacak diye. Yani bizim suçumuz ne? Şimdi ne kadar Suriyeli var, ne kadar Suriyeli'ye ne kadar maaş ödeniyor? Bilmiyor. Bunları niye açıklamıyorsunuz? Madem çok dürüstsünüz, hani Müslümanız, hani din kardeşiyiz. Neden açıklanmıyor bunlar? Avrupa Birliği'nin de Türkiye'ye müthiş ödediği milyar eurolar var bu konuda. Bu gelen paraların ne kadar gelse dahi mümkün değil. Amine Sofya'ya veriliyor veya Abdülkadir Cabbar'a veriliyor. Biz bilmek isteriz ya. Bu ülkede biz askerlik yaptık. Ömrümüzden ömür verdik. Biz bu ülkede hala vergi ödüyoruz. Bu ülke toprakları içinde bedelini ödemiş atalarımızın kanlarıyla var ettiği bir ülke cumhuriyetinde yaşıyoruz biz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde. Bu kadar kolay mı? 250 bin doları ver, hemen vatandaş ol. Adam Türkçe konuşamıyor, Katarlı, benim Denizli'de nasıl yaşayacağımla ilgili karar veriyor. Veya benim ülkemde gelip 2000 euroyla, bugünün parasıyla 50 milyar yapıyor arkadaşlar, hani kendi adınıza tebrik ediyorum, başardınız bunu. 50 milyarla gelip sen burada gel, tatilini yap, sonra git. Sonra telefon açıyorsunuz oradan buraya. Şuna oy vereceksin, buna oy vereceksin. Gel burada yaşa, bak bakalım kim kime oy veriyor. Ya hadi gel 8,5 milyar lirayla bu ülkede yaşa kardeş. Yani onun için yazıklar olsun diyorum. Yani düşünemeyen, üretemeyen, çalışmayan, sadece ben diyen zihniyetin, sadece biz kazanalım diyen zihniyetin ya da kazanmış olan zihniyetin paranın varlığını sürdürmek, daha çoğunu alabilmek için bu kadar bencil olan bir toplumun geleceği hiç iyi değil. O var olanlar, inanın mesela buraya Suriyeliler geliyor, İranlılar geliyor, paraları var, zengin, burada rahat yaşıyorlar. Siz de o zaman Almanya'ya gider rahat yaşarsınız. Burada bu topraklarda gene garibanlar kalır, gene kandırılmış diniyle, saf, öz, gerçekten ibadetini yapan, Allah inancıyla inanmış, oy vermiş,
O gariban insanlarla biz gene burada kalırız yani. Değişen bir şey olmaz. Siz kazandıklarınızı gidersiniz. Bu mudur yani mantık? Madem eğitimlisiniz, madem bilgilisiniz, madem ekonomik olarak zenginsiniz, bu ülkenin çocuklarına, yarına yön verebilecek çocuklarına destek olun lütfen yani. Ya biraz paranız eksik olsun. Tabii bu anlamda parası olanları söylüyorum. Olmayanlar zaten anlamıyordur da beni. Yani o söylenebilecek şey çok fazla var ama. Sağ ol. Başkanım ben çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Bu tarz programlarımızı sürekli hale de getirebiliriz. Aramıza yine değerli ve kıymetli konuklarımızı da alabiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Sağ olasınız. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Varsa söylemek istediğiniz herhangi bir şey. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben Kent 20 Haber izleyicilerine ve dinleyicilerine çok çok teşekkür ediyorum. Bizleri dinleyip zaman ayırdığınız için. Başka programlarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Evet. Hoşça kalın. Bant diyorsun ha? Geçmiş olsun abi. Kime? Sizlere. Bana mı, vatandaşa mı? Aa vallahi vatandaşa. Tamam. İşaret ver öyle başlayayım. Intro giriyorsun değil mi? Abi introya daha sonra gireceğim. Sonra mı gireceğim? O zaman şimdi direkt giriş yapıyorum. Aynen abi. İstediğiniz zaman giriş. Tamam. Kayda girdiysek. Kayda girdik. Girdik. Merhaba Kent 20 Haber izleyicileri. Bugünkü konuğumuz Denizli'nin doğayan ismi. İki dönem Denizli Belediye Başkanlığı'nı yapmış. Sayın Ali Marım, kendisi Denizli'ye çok büyük hizmetler vermiş. Özellikle insanların akılda kalan 1200 evler noktasındaki, 500 evler değil mi başkanım? Bu noktada herkesin dile getirdiği Ali Marım deyince bu akla geliyor ama ben öncelikle hoş geldiniz diyeyim. Direkt hizmetlerinizden başladım. Nasılsınız, iyi misiniz başkanım? Çok teşekkür ederim Bülent'ciğim. Ben de seninle olmaktan çok mutluluk duydum. İyiyim, sağlığım yerinde. Teşekkür ederim. Evet, sevgili başkanım, deneyim ve tecrübenizle birlikte Denizli'de bugünkü Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz dönemlerde de Denizli Belediyesi'nde ciddi hizmetleriniz, katkılarınız oldu. Hatta Denizli Spor Kulübü Başkanlığı da yaptınız. Evet, 7 yıl yaptım. Geçtiğimiz o dönemler içerisinde belediye başkanları kulüp başkanlığı yapabiliyordu. Bu daha sonra çıkan yasalarla artık yapamaz hale geldi. Bu anlamda Denizli Spor'un da kulüp başkanlığını yapmış sevgili başkanımızı biz önce bir dinlemek isteriz. Evet. Tabii ki sorularımız olacak. Tabii ki birçok şeyi değerlendireceğiz. Ama ben sözü şimdilik size bırakıyorum. Evet, ben 1989-99 yılları içinde 10 yıl belediye başkanlığı yaptım. Tabii ondan öncesinde 1973-80 yıllarında da Hasan Gönüllü'nün başkanlığında Fen İşleri Müdürlüğü yaptım. Belediyeyle tanışmamız 70'li yıllarda oldu. O dönemlerde Denizli'de gerçekten 2-3 caddesi vardı. Denizli tamamen tıkanmış durumdaydı. Belediyelerde para yoktu. Yolları açmak için istimlak parası olmadığı için de şehir tamamen kenar mahallelere kaymış durumdaydı. Gece kondulaşmalar, ondan sonra arazilerin ve tarım arazilerinin özel parselasyonla kaçak inşaatların, gecekonduların hızla yayıldığı bir dönemdi. Sayın Hasan Gönüllü ilk defa 42. maddeyi Denizli'de uygulatmaya başladı. Bu Türkiye'de Kayseri ve İstanbul'un kağıthanesinin dışında üçüncü uygulanan yerdi. Kimse bilmiyordu tabii. 42. madde araziyi hamurlaştırarak orada kamuya ayrılan yeşil alanlar, yollar, okul alanları dopla bedelsiz kamuya kalıyordu. Geri tarafındaki kalan yeri de işte o zamanki düzeyde
40. madde uygulanırken %25 top alınıyordu. Onun dışında imar parselleri oluşuyordu. O dönemde bu Denizli'de çok zor şartlarda 40. madde uygulandı. Kimse bilmediği için kendi arazisi kayıyordu, yer değişiyordu ama inşaat yapılabilecek imar parseli oluşuyordu. Yollar da kamuya kaldığı için süratle yollar açılma imkanı oluyordu. Denizli'nin ilk imar planının ciddi şekilde hızlı uygulanması ve parasız yolların açıldığı bir dönemdi. Tabii 76 depremini ben Denizli'de Fen İşleri Müdürü'yken yaşadım. O günlerde Denizli'de fay hattının işte Sevindik, Topraklık, Pelitli Bağ bölgesi ve YS'nin oradan geçtiğini ve o bölgelerde de hasar oluştuğunu gördük. MTA'nın Denizli'de yapmış olduğu fay hatlarının geçtiği yerler ve sağlam zeminlerin oluşması noktasında o günkü koşullarda imar planlarını ancak bakanlık yapıyordu. İmar İskan Bakanlığı'nın içinde bir bölüm vardı. İller Bankası'ndaki elemanlarla birlikte orada geldiler hemen yeni bir imar planı hemen oluşturarak deprem evleri bölgesinde deprem evleri yapıldı. Evet. Bugünkü deprem evleri bahçeli evlerinin olduğu yerde. Önceki ismi deprem evleri. Evet. Sonra tabii o dar bölgede o günkü plancılarla ben tanıştım. İyi dostluklar edindim. Türkiye'nin en iyi plancılarıydı onlar. O planın içinde 29 Ekim Bulvarı planda vardı ama 89'a kadar açılmamıştı. Benim de hedefim kenti kaydırmaktı. Kenti sağlam zeminin üzerine oturtmak. İşte Çakmak, Karasanlı bölgelerine doğru plansızdı oraları. Oralara doğru süratle planlar yapılması ve kentin oraya doğru kaydırılması gerekiyordu. Çünkü Bağbaşı tarafında gidecek yer yoktu. Çünkü ondan sonra Denizli'nin su ihtiyacını gören Gökpınar kesim vardı. Sevindik'in öbür tarafında sanayileşme var. Oraya gitmesi mümkün değildi. Ancak Sarayköy bölgesine doğru şehrin kaydırılması, planların oraya doğru gitme olanağı vardı. Hemen işte oranın süratle imar planlarının hazırlanması, ilk icraatımdır 1989 yılındaki ilk icraatımdır 29 Ekim Bulvarı'nın açılması. Ondan sonra tabii şehri hem kaydırdık hem ciddi anlamda altyapılarıyla, üst yapılarıyla kentin su ihtiyacı yoktu, o zaman sıkıntı vardı. Gökpınar'daki suyun getirilmesiyle yeni şebekelerin oluşturulmasıyla ve Denizli'de sanatsal, kültürel hem planlamanın uygulanmasıyla iyi çalışmalar yapıldı. İmkanlar azdı ama ekip iyiydi. Tabii 70'li yıllardan gelen tecrübeyle biz halkla bütünleşerek halkla birlikte ciddi anlamda güzel çalışmalar yaptık. Tabii o bölgede Deniz Spor, bahsettiğim Deniz Spor'un ikinci ligdeydi. İşte kulüp başkanı oldum. İki defa şampiyon ettik Deniz Spor'u bu arada. Çok iyi bir arama tarama ekibi kurduk. Ciddi rakamlarla transfer etmek mümkün değil. Bu tarama ekipleri hiç temas kurmadan, kendileri de ilgili birbirleriyle görüşmeden iki devre halinde takımları izliyorlardı. Rapor tutuluyordu. O raporlar kapalı dosya içinde veriliyordu. En son sezon sonunda açtığımızda ortak puan alan futbolcular üzerinde sezon bitmeden gidiyorduk ve transfer ediyorduk. Böyle bir transfer politikanız vardı. Evet, çok güzeldi o transfer politikası. İyi futbolcuları, kaliteli futbolcuları hem ekonomik anlamda kazandırıyorduk. Ve Deniz Spor sonrasında da bunlardan çok iyi paralar da kazandı. Güzel, başarılı yıllar geçirdik. Anladım.
Peki başkanım, bu Karahasan'la Çakmak tarafında imara açtınız. Yanlış bilmiyorsam Çakmak Mezarlığı'nın alt tarafı ve Saruhan bölgesi artık şu anda Ofrot'unda olduğu Yeşilyayla tarafına doğru Subaşı döneminde de bir imar açıldı. Şimdi bu imar planları öncelikle 25 binlik yapılması gerekiyor. Bu mevzi imar planı dediğimiz planlar. Kentin nereye gideceğini, nerede konut ve sanayi olabileceğini, renklerle birlikte önce onun planlaması yapılması lazım. Kentin anayasası dediğimiz bir planlama. Gideceği yeri bileceksin. Ondan sonra 5 binlikler yapılıyordu, sonra binlikler yapılıyordu. Bizim o dönemde 25 binlikler yaparken kentin bütün çevre yolları, kentin konut anlamında gideceği yerler, o gittiği yerlerdeki o yerleşim alanlarının içindeki insanların ihtiyacı olduğu okul alanları, camiler, hastaneler, bunlar hep yeşil alanlar orada planlanıyordu. Tabii bu plan biz Çakmak'tan bu şeyden Hacıköy'de tabii oralarda bunun için alınıyordu ama Tekkeköy'ünden Göveçli'ye kadar bu imar planlarının hepsi de elden geçti. Göveçli'yi de o dönemde siz yaptınız. Tabii Göveçli, bütün ben planlaması. Ben sordum biliyor musunuz? Şunun için sordum. Bu ya da bilmiyorum ben açıkçası. Yani bu Çakmak'taki, o Çakmak Mezarlığı'nın ve alt tarafındaki alanlar yaklaşık bir 5 yıl önce oldu mu? 4 ya da 5 yıl önce yani yollar açıldı falan, ne bileyim parsel geçti yani. Şimdi imar planı yapılması ayrı, onun icraatı ayrı. Tabii. O onlar icraatını yaptı. Dönemimizde hazır planların üzerine onlar yollar açtı. İşte yollar açıldı. Yollar açtı. Çünkü şu anda oralarda ciddi bir yapılaşma söz konusu. Tabii. Evet. Bunlar yapılıyor. Ama altyapısının sizin döneminizde. Evet, planlaması bizim dönemimizdedir. Şu anda da zaten Şeniz Başkan da orada çok da güzel çalışmalar, yapıyor. Evet. Dikkatle izliyoruz, takip de ediyoruz. Umarım onlar da bizi takip ederler. evet. Bu anlamda belediyeciliği ben sizinle yıllar oldu. Belki hatırlamazsınız bile. Belediyenin arkasındaki gazeteyi ilk çıkardım. Hatırlıyorum, geldim. Hatta bir dönem haftada bir yazı da yazdık. Evet, köşe yazarlığı yapmıştınız. Evet. O zaman şöyle bir diyalogumuz olmuştu ve ben bunu hiç unutmuyorum. Dediniz ki organize sanayi bölgesine bizim raylı sistem projemiz var. Evet. Ben hatta dedim ki neden raylı sistem projesi olmuyor diye soru sormuştum. Siz zamanı bu şekilde cevap vermiştiniz. Mesela Çınar, Bağbaşı, işte şehrimiz büyüyor. Güveçlik tarafına ya da atıyorum Server Gazi Hastanesi noktasına varıncaya kadar raylı sistem yapılamaz mı? Hala aslında bunlar değerlendirilebilir. Tabii. Bence çok da zor değil. Çünkü İstanbul'da biliyoruz, hatta Antalya'da yakınımızda aynı sistem üzerinde bu şekilde yapılıyor. Evet. Çok da trafik noktasında da olabildiğince de hem aza indirebiliyor, daha hızlı da toplu taşım noktasında da avantaj sağlayabiliyor. Siz bana o zaman bunu söylemiştiniz ama o günden bugüne bir soru daha soracağım, sözü bırakacağım. Sizlere bırakacağım. Dedim ki başkanım, bir yerde çukur var. O çukur aylarca duruyor. Yani bu neden yapılmıyor dediğimde siz o zaman biz onu yapmıyoruz. O karayollarının görevi demiştiniz. O karayollarının içindeki çukurlar. Karayollarının içindeki çukurlar. Ama o günden bugüne tabii çok fazla kanun, yasa değişti. Hemen hemen bütün yetkileri belediyelere verdiler. Tabii bu avantaj oldu. Belediyeler için de avantaj oldu. Daha hızlı hizmet yapabilmesi için avantaj oldu. Şu anki şehrin yapılaşmasını mesela burada biraz Sayın Osman Zolan başkanımıza da biraz kinayeli de olsa, esprili de olsa bir dokundurma yapmak istiyorum. 100 yılın projesini yaptık ama seçim vaadinde de demişti ki Denizli'ye deniz getireceğiz. Bu son dönemlerdeki yağın, yoğun yağmurlardan dolayı Denizli'ye deniz geldi.
Ama mevsimi değildi, zamansız geldi. Ve 100 yılın projesi adı altında olan o kadar sokak aralarına varıncaya kadar yapılan çok güzel çalışmalar oldu. Yani iyiye iyi diyoruz zaten biz. Hiçbir zaman tabii. olan güzel şeyleri kötü demiyoruz. Bunu eleştiri anlamında da söylemiyorum aslında. Ama siz vaat etmiştiniz. O deniz Denizli'ye doğal afetle, kısmen doğal afetle gelmiş oldu. Demek ki altyapıda burada problem mi var? Kanalizasyonla ilgili sıkıntılar mı var? Bunlar neden oluştu? Sizler de daha iyi sanırım tarif edeceksinizdir bunu. Evet. Tabii Denizli'de tamamen altyapıların su, kanalizasyon, içme suyunun tamamen değişmesi Denizli açısından çok önemli bir proje ve o bütün mahallelerde uygulanıyor. Çünkü daha öncesinde içme suları plastik borularla, asbest borularla, çelik borularla farklı şekillerde bunlar yapılıyordu. Denizli büyüdükçe, ilerledikçe, yeni yollar açıldıkça ilave borularla bu şebekeler devam ediyordu. Zaman zaman yetersiz, zaman zaman işte asbestteki kanserojen olayları, plastiğin tabii zemindeki hareketlilikten dolayı su kaymaları, kaçakları, sızmalar daha çok artıyordu. Son zamanlarda Sayın Zeybekçi'nin döneminde başlayan, Osman Bey'in döneminde de devam eden suların çelik boruların içine alınması, yağmur sularının ve kanalizasyonların bunların yeniden ele alınması güzel bir proje. Toplum açısından, kent açısından, insanlar açısından güzel bir proje. Buradaki eksiklik şu, tabii sokak aralarına döşenen parke taşları bir beton zemin üzerine döşendiği için yağmur suları zemin içinde emmiyor ve dolayısıyla bu hemen şeylerden, ızgaralardan kanalizasyona veya yağmur suyu borularına geliyor. Buradaki en büyük sıkıntılardan birisi de tabii bu Atatürk Bulvarı üzerindeki Merkez Bankası önündeki menfezlerin zaman zaman açılmaması, zaman zaman temizlenmemesinin nedenleri oluyor. Tabii mevsimler çok değişti. Ani yağmurların gelmiş olması, yani bir yılda alınan yağmur bazen bir saatte alınabiliyor. Bu tehlikeli bir tabii yağış sistemi, afat şeklinde. Hemen belirli süre içinde kayboluyor ama bu Türkiye'nin her yerinde de ne kadar yapsan dahi gelen yağmuru o anda deşarj edecek sistem oluşmayabiliyor. Zaten deşarj edecek sisteme göre oluşturduğun zaman boruların kapasitesini çok daha büyük oluşturman ve menfezde onu göre yapman gerekiyor. Bugün oradaki sistemde tamamen çok yanlış yapıldı. Bunlar eksik demek yanlış. Yapılan işler doğru ama gelen yağmurların ani olarak gelen yağmurların menfezler tarafından yağmur kanalizasyonları akıtma konusunda orada menfez eksikliği olmuş olabilir. Onlar var. Da olumsuz durumu yaratıyor. Yaratıyor. Yani genelde yapılan altyapılar teknik anlamda doğru işler. Diğer taraftan tabii Denizli'de çok özür diliyorum başkanım. Mesela sizin bu söylediğiniz çok önemli bir şey. Yani yolların yapılırken beton atılmasıyla suların toprağa gidememesinin getirdiği su birikintileri oluşuyor. Şimdi son yıllarda çok şey var moda ama şunu söylemek istiyorum. A partisinin belediyesi, B partisinin belediyesi buraya kar yağdı, neredesin? Sanki meteoroloji uzmanı, sanki bir belediye başkanı eline kürekle alıp evet. ya o karı atacak ya da Sayın Zolan burada suyu çekpasla temizleyecek. Bunların çok sığ, son derece seviyesiz, hiçbir zaman da amacına ulaşan eleştiriler olduğunu düşünmüyorum. Evet. Hiçbir zaman kimse bu yağacak yağmurun ya da karın ne şekilde olacağını bilemez. Tabii ki önlemler alınmalı. Tabii ki olması gerekenler, tedbirler de alınmalı.
alınıyorlar. Alınmış olmasına rağmen bunlar da olabiliyor. Ama evet, yaşadığımız sıkıntılar Denizli gerçeğinde bayağı hakikaten problem oldu. Alt geçitlerde özellikle mesela çok ciddi anlamda evet, problemler oldu. Burada eksiklikleri dile getirebilir, bunları söyleyebilir. Evet. O zaman da doğal olarak bir belediye başkanıysanız ya da herhangi bir yerin kurumunda sorumlu olarak bulunuyorsanız eleştiri her zaman gelecektir. Mutlaka. Bu eleştirilerden yapıcı olarak biz de şu anda olduğu gibi yapıcı olarak bu eleştiriyi yapıyoruz. İnsanların, halkın yapmış olduğu bu eleştirileri dile getiriyoruz. Ama bakın Sayın Başkanımız da çok da güzel bir açıklamayla herkesi de bilgilendirmiş oldu. Bunlar bu iletişim ve diyalogla olduğu sürece evet, her zaman üzerine koyarak bir şeylere yol alabiliriz. Yoksa olmadık şeylerden bir şey bularaktan şucu, bucu, ötekisi, berikisi noktasından bakarsak sıkıntı yaşayacağımızı, yaşadığımızı da biliyoruz. Ama biz bunu yapmıyoruz. Biz bunu hiçbir zaman yapmadık ve yapmayacağız. Bu anlamda belediyelerin şu anki Denizli'deki tabii sizler Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanıydınız. Ama belediye başkanı olduktan sonra o kimlik bırakılıp halkın tabii belediye başkanı olma noktasına geçiyoruz. Bu çok önemli bir şey. Yani bir parti olarak katılıp başkan olduktan sonra artık herkesin belediye başkanı noktasına gelebilmek ve bu sorumluluğu taşıyabilmek çok önemli. Böyle baktığınız zaman Denizli'deki büyükşehirin, Denizli'deki Pamukkale Belediyesi'nin, Merkez Efendi Belediyesi'nin çalışmalarıyla ilgili olumlu olumsuz düşüncelerinizi rica edebilir miyiz lütfen? Tabii. Belediye başkanlığı çok farklı bir olay. Bir kere belediye başkanı kim seçilirse seçilsin, halkın içinden gelmiş hissini sen icraatlarınla, yaşamınla göstermen gerekiyor. Dediğiniz gibi seçilinceye kadar bir partinin adayısınız. Seçildikten sonra artık Denizli'nin belediye başkanısınız. Hizmetin siyaseti olmaz. Hizmete ihtiyacı olan her yere yapılır. Bugünkü çalışmalarda gerçekten Şeniz Doğan kardeşimiz, başkanımız insana dokunan, insanla iç içe olan ve derdini dinleyen ve derdini çözüm bulan bir belediyecilik anlayışını götürüyor. Belediye başkanlığında insanların istediği en önemli şeylerden birisi de arandığı zaman bulunabilen, bulduğun zaman da konuşup dinletebilen, kendi sorununu anlatabilen bir başkan isterler. Bir yol eksik olsun ama belediye başkanı o sorunlarla iç içe insanları dinleyip beraber olabilme şansını yaratılması gerekiyor. Şeniz Başkan da bunların en iyisini yapıyor. Nerede bir toplantı var, nerede bir açılış var, nerede bir icraat var, herkesle birlikte olabiliyor, göz göze gelebiliyor, dokunabiliyor ve derdini dinleyebiliyor. Belediye başkanlıkta en önemli olaylar bunlardır. Tabii diğer icraatlar kendinden olacak. Senin belediyende personeller var. Oturmuş sistem var. Her birimin, her vatandaşın sorusuna, ihtiyacına göre gideceği yerler belli. Yüzyıllardır bu belediyeler sistemi oturtturmuş. Bürokraside de, belediye başkanlığında da insanların orada kimin nereye gidebileceğini, hangi sorunun kiminle çözebileceğini biliyorlar artık. Yani orada belediye başkanı olmasa dahi o rutin işler devam edebilecek durumda. Yani bir fen işleri yolla ilgili her türlü çalışmayı, bir temizlik işleri, temizlikle, kentin temizliğiyle ilgili, çevresel ilgili sorunları çözebilmeyi, halkla ilişkiler gelen insanları dinleyip sorunları çözebilme mantığını giderebilme düşüncesini, imar konusunda da oradaki personel de gelen vatandaşın imarla ilgili her türlü sorununu karşılayabilecek durumda. Belediye başkanı icraatlarında siyasi anlamda yatırımların öncelik yapabilir. Ve dünya görüşü olarak ve insanlara bakış açısı olarak da
yatırımları ona göre değerlendirme şansı olabilir. Aradaki fark bu. Ben burada ele dokunan insanı sanatsal, kültürel işler mi yapacağım veyahut da bu konuda farklı kendine göre projeler mi yapılacak? Bu konudaki düşünceler belediye başkanının belediye başkanı olmadan önceki vizyonudur, projesidir. Yani ben en büyük değeri tabii bu rutin çalışmalar yapılırken belediye başkanlığında yolun açılması, kanalizasyonların yapılması, altyapıların yapılması, bu rutin işler yapılırken ben bu arada da insanı dokunacağım, insanın geleceğini yön vereceğim. İşsiz çalışan, işsiz olan insanları emeğini birleştirerek yeni bir katma değer sağlayacağım. Onlara yeni bir kaynak oluşturacağım düşüncesi en önemli projelerdir. Bu projelerde işte kadın dayanışma dernekleri, örgütleri, işte özürlü vatandaşlarımızın sorunlarının dinlenmesi, çözümü, onlarla birlikte olunması, kültürel anlamda, tiyatro anlamında, sanat anlamında etkinliklerin artması ve onları bir yerde toplanması, sosyal anlamdaki, kültürel anlamdaki atılımlar, projeler, bunlar kent belediyeciliğin insanla olan ilişkilerinin ön plana çıkarılmasıdır. Bugün belediyelerimiz gerçekten kendi bütçelerini çok iyi değerlendiriyor. Kaynak yaratma anlamında kendi enerjisini yaratma ve üretme konusundaki projeleriyle kentteki toprakla bütünleşen insanlarımızın katkı vermek suretiyle, onu destek vermek suretiyle üretimi arttırma konusundaki projeleri, gençlerin gelecekle ilgili yatırımlarında, gelecekle ilgili sanatsal kültürel anlamdaki çalışmalarını, evdeki kadınlarımızın emek zamanını iyi kullanarak onları yeni bir katma değer, yeni bir kaynak yaratma konusundaki projeleri belediyecinin artık günümüzdeki en önemli çalışmalarıdır. Bu anlamdaki başarısı Şeniz Hanım'ın takdire şayandır. Diğer taraftan Pamukkale'ye baktığımızda Pamukkale'deki çalışmaları Şeniz Hanım'ın çalışmalarındaki bu insana dokunan çalışmaları göremiyoruz. Bu da tabii insanların dünya görüşüyle ilgili bir olay. Hedefleriyle olan olaylar. Pamukkale'de büyük şehrin bugünkü icraatı olmasa Pamukkale Belediyesi'nin hiçbir icraatı ortada görünür durumda değil. Geçmiş dönemde yapılan Keltepe'deki bir icraatın dışında o da çok tartışılan bir proje. Çok yönlü rakamların döküldüğü, büyük rakamların döküldüğü bir proje. Diğer taraftan ciddi anlamda Pamukkale Belediyesi ile ilgili ele dokunan ciddi bir projesini Denizli'deki, Pamukkale'deki yaşayan insanların gördüğünü sanmıyorum. Ben görmüyorum çünkü. Ancak onun açığını Büyükşehir kapatıyor. Büyükşehir'in icraatlarıyla bunlar değerlendirilebiliyor. Ben önümüzdeki dönemde iyi adaylarımızın ortaya çıkmasıyla, iyi bir anlatımla, iyi bir projeyle, iyi bir kadro çalışmasıyla çok farklı belediye sayısını arttırabileceğimizi düşünüyorum. Peki Büyükşehir ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Tabii biz hepsinde talibiz. Denizli'deki Büyükşehir dahil 19 ilçeye talibiz. Tabii bu talip olurken belirli kıstasları, belirli projeleri öncelikle ortaya koymamız gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi bugünkü sistemle tek başına geldiğinde Cumhuriyet Halk Partisi dışında da diğer partilerin kazanma şansının az olduğunu görüyoruz. Bu artık bu sistemde ittifaklar ön plana çıkıyor. Biz önümüzdeki işte siyasi partilerin kurultayları var, çalışmalar var. Yerel seçim öncesinde
az bir süre kaldı. 9 ay, 10 aylık bir süre kaldı. Bu süreyi biz çok iyi kullanırsak, seçim dönemindeki 2-3 ay bırakmadan 6 ay öncesindeki çalışmalarda önce ittifakla, kimlerle ittifak yapacaksa ittifak protokolünü ön plana almak suretiyle Büyükşehir'de önce kendi adayımızı belirlemek, ondan sonra Büyükşehir'e göre diğer ilçeleri de dizayn etme projesini ön plana getirmemiz gerekiyor. Aday kadar da ittifakta olan protokol çok önemli. Tabii burada adayımızın artık şehir büyüdü. Büyük şehirlerde belediye başkanı arkadaşın artık günümüzde genel seçimler gibi partiye oy verilmiyor. Kişiye oy veriliyor. Adaya oy veriliyor. Adayın en az 6 ay öncesinden belirlenip Çamelindeki köydeki insanların, köylerdeki insanların birebir görmesi, işte Beyaş'taki, Güney'deki, yani bütün ilçelerdeki insanların birebir adayı görmesi gerekiyor. Adayla buluşması gerekiyor. Projelerini anlatması gerekiyor. Merkezde de bu çalışmaları ciddi anlamda kendi altyapısında oluşturduğu meclis üyelerini ile birlikte bu projeleri anlatma imkanı ve zamanı tanınması gerekiyor. Bu zaman diliminde artık örgütle beraber eğer bunları genel merkezin de bu anlayış içinde değerlendirdiğinde sanırım talip olduğumuz her şeyi bugünkü son aldığımız oylara dikkate aldığımızda alma şansımızın yüksek. Yeter ki adayımızın zamanda belirlenmesi, adaylarımızın ve adaylarımızın da bu yönde kamunun benimsediği, takdir ettiği, bağrına bastığı insanlar olması gerekiyor. Anladım. Yavaş yavaş siyasete doğru da kaymış olduk. Evet. Bu söylemlerimizde. Evet sevgili başkanım, bir seçim süreci yaşadık. Yaşanan seçim sürecinin sonunda ülkedeki vatandaşlarımızın 21 yıldır AK Parti iktidarının Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeyi çok iyi yönettiği noktasında bir seçimi oldu. Ve devam kararı aldı bir 5 yıl daha. Bununla ilgili de ben sizin görüşlerinizi rica ediyorum lütfen. Evet, bu seçim gerçekten Türkiye açısından bir kader seçimiydi. Yola öyle girildi. Çünkü Türkiye'de 21 yıllık tek adam rejimi bu ülkenin sorunlarını karşılama noktasında değildi. Bunu artık toplum biliyordu. Tek adam rejiminde dış politikanın, iç politikanın, ekonominin ve toplumun en önemli savunma sistemiyle, eğitimiyle ilgili bütün sorunlarının bizim yaşadığımız cumhuriyet değerlerinin dışında bir çalışmanın içinde ve örgütlenme içinde olduğunu bütün toplum gördü. Ve bu rejimin, bu sistemin değişmesi noktasında artık biz Millet İttifakı olarak karşı durma noktasına girdik. Seçimleri yaşarken bir tarafta Millet İttifakı'nın belirli kısıtlı imkanlarıyla çıktığı yolda karşımızda devletle paranın değerinin bilinmediği, sonra öğrendiğimizde 250 milyar liranın bir seçim masrafıyla karşı karşıya geldiğimizi görüyoruz. Tabii seçim kazanmanın iki noktası var. Birincisi hukuk sistemine göre yasal yönden herkesin eşit namus dediğimiz oyunun atıldığı sandıktan aynı şekilde çıkabilmesi. Evet. Herkesin o sandıklarda rahat oy kullanabilme şartının olması. Ve seçmen sayısının da adil olarak Türkiye'de seçmen sitelerinin belirlenmiş olması. Bunlar olması gereken şeyler. Bu seçim sisteminde gördüğümüz en önemli olay
bizim kendi içimizde genel başkanımızın veyahut da milletvekilinin broşürünü asacak paranın bulunamadığı, ekonomik anlamda çok büyük sıkıntıların yaşandığı bir dönemde, karşı tarafta bütün ana caddelerin, bütün meydanların işte büyük posterlerle ve farklı ilanlarla, billboardlardaki donanımlarla insanları yönlendirebilen kelimelerle donatılıyor. Adil olmayan bir seçim sistemi yaşadık. İşte bir bakıyorsunuz, deprem bölgesinde 10 ilde bir deprem oluyor. Orada yüz binlerce insan ölüyor. Orada insanlar barınacak konteyner bulamıyorlar. Türkiye'nin her tarafında dağılıyorlar. Ama seçim döneminde baktığımızda oradaki seçmen listesinin sayısı artıyor. Artan seçmen listesinin hepsi oy kullanıyor. Ve orada korkunç bir rakam sandıktan çıkmış oluyor. Bugün yurt dışındaki seçmen sayısını bilmek mümkün değil. Oradaki oyları sonra öğreniyoruz ki farklı farklı listelerde farklı farklı sandık sonuçları ortaya çıkıyor. Ben bu seçimin adil olmayan bu seçimde tabii en önemli şey Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye bir mülteci deposu olmayacak. Gelen mültecilerin mutlaka kendi ülkelerine bunlar misafir olarak aldık, geri göndereceğiz. Çünkü mülteci misafir olarak geliyor. Oradaki kendi ülkesinde yaşadığı yerdeki tehlike görerek sığınma olarak sana geliyor. Artık orada kendi geldiği yerde sorun kalmamış. Her taraf, her şey barınma, yaşam koşulları düzelmiş. Onları geri gönderme şansımız var yasal yönden. Bunları göndereceğiz dediğimiz zaman bu Türkiye gerçekten bugün belirli yerlerde nüfus sayılarında oranların Türkiye genelinde çok değiştiğini görüyoruz. Yani böyle gittiği zaman bugün 10 milyonluk mülteciler, bu mülteciler yalnız Suriye değil, Suriye'si var, Afgan'ı var, İran'ı var, her ülkeden mülteciler Türkiye'de barınma için geldiler. Bugün 10 milyon denen mülteci işte onların yaşam durumuna göre 4 bayanla evlenebilme, istediği kadar çocuk sahibi olabilme şansları var. Ve bu arttığı zaman 5-10 sene sonra 25-30 milyona geldiğinde Türkiye'nin yapısı değişecek. Türkiye kendi insanı içinde azınlıkta kalacak. Türkiye'nin demokrasi yapısı tamamen değişmiş olacak. Bugün Kilis'te, bugün Hatay'da, belediyelerde belediye başkanlıklarını alabilecek durumdalar. Bizler Cumhuriyet döneminde Kurtuluş Savaşı'nda kanla almış olduğumuz topraklarımızı bugün parayla satar duruma geldik ki bu Türkiye açısından çok acı bir nokta. 50 bin dolar, 100 bin dolar verdiğin zaman kimlik verebiliyorsun ki benim kimliğim üzerinde Türkiye Cumhuriyeti ibaresi var. Bunu sen parayla satma noktasında geldiğin zaman ve bunun rakamını Türkiye'de eşit şekilde herkesin bileceği noktasını gelemediğin noktada bir zamanlar bunu 200 milyon deniliyordu. Şimdi açıklandığını göre 1,5 milyon kişiye kimlik verilmiş. Ve 1,5 milyon insan oy kullanıyor ve bu dengeler allak bullak oluyor. Peki. Yaşadığımız sistem eşit bir sistem değil. Adil bu sistem. Adil bir sistem değil. Adil bir sistemin dışında da işte netice bir değişim noktasına gelemedi. Şimdi siz konuşurken daha öncesinde de aslında bunu düşünmüştüm. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Müslüman bir ülke. Hatta Müslümanlığın en iyi şekilde yaşanabilir olduğu bir ülke. Evet. Neye göre?
diğer İslam ülkelerine göre. Evet. Hem laikliği, hem inancını yaşayabilirliği, hem demokrasiyi bir arada tutabilen bir ülke, örnek bir ülkeydi. Fakat ben şunu gözlemliyorum. 21 yıllık AKP iktidarında Sayın Cumhurbaşkanı ben BOP başkanı olacağım dedi. Evet. Yani Orta Doğu, Büyük Orta Doğu Projesi'nin başkanı olacağım dedi. Olmadı. Biz 21 yılda bunu hani sen BOP başkanısın şeyi olmadı. Ama BOP başkanlığı üzerinden neler yaşandı diye baktığımız zaman da özellikle işte Mısır'da başlayan, Lübnan'da devam eden, Pakistan'da devam eden, Suriye'ye kadar gelen bir Arap Baharı vardı. Evet. Şimdi bu ülkelerin yapılaşmasına baktığımızda, fiziksel anlamdaki yapılaşmasına baktığımızda, halkın ve demokrasinin yaşanmışlığını baktığımızda çok kolay ekarte edilebilir bir halde olduğunu gördük. Biz bunu ilk Körfez Savaşı'nda zaten Irak'ta Saddam Hüseyin'in olağanüstü gücü var denilirken hiçbir şey olmadığını görebildik. Şimdi Türkiye tabii bu anlamda yaklaşıldığı zaman zor bir ülke. Yani ülkesindeki yetişmiş insan sayısı, eğitimli insan sayısı çok daha fazlaydı. Doğal olarak Türkiye bir Pakistan gibi ya da Irak gibi kolay elde edilebilir bir ülke değildi. Şimdi bizim bu iktidar dönemiyle başlayan süreçte de yaşadığımız bir takım donelerimiz var elimizde. Mesela hiçbir dünya ülkesinde yaşanmamış enteresan bir darbe süreci yaşadık biz. Yani bizim okuduğumuz, ben 74 doğumluyum. Evet yaşamışım o darbe zamanında ama çocuktum hatırlamıyorum yani. Okuduğumuzda darbe yapıldığında önce ülkeyi yöneten siyasi kadronun başı ve diğer siyasi liderlerin birçoğu hemen asker tarafından alınır. Onlarla ilgili bir yargılama süreci başlatılır. Doğru mu hatırlıyorum? Doğru. Oysa bir 15 Temmuz darbe sürecinde ne izlediğimizi anlamadık biz. Şimdi bu kalkışma dediler. Evet. Yani Boğaz Köprüsü kapandı. Bazı şehirlerde bir takım birlikler falan ortaya çıktı. Yani enteresan bir darbe süreci yaşadık biz. Ve bu süreci yaşadığımız zaman da Sayın Cumhurbaşkanı o dönem bu bir Allah'ın lütfu bize dedi. Ne beklentisi vardı? Türkiye Cumhuriyeti Devleti parlamenter sistemle yönetiliyor. Oysa Sayın Cumhurbaşkanı da başkanlık sistemini getirip ortaya koyuyordu. O başkanlık sistemini yavaş yavaş bir adım mıydı bu? Bunların bir altyapısı mıydı? Ve bu süreçle birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin AK Parti gelmeden önce yapılan anketlerde de en güvenilir kurumu silahlı kuvvetleriydi. Şimdi biz Genelkurmay Başkanı kim olduğunu bilmiyoruz. Bugün o darbe sürecinde Atatürkçü Mustafa Kemal'in askeri dediğimiz Kuleli Askeri Lisesi kapatıldı. Bir ordunun en önemli noktalarından biri de hastanesidir. GATA kapatıldı ki o hastanede de müthiş doktorlar evet. Yetişti. Müthiş doktorlar yer aldı. Bütün bunlar kapatıldı. Acaba bu Arap Baharı hatta şuradan da devam edeyim. Suriye'yi biz Suriye ile birlikte bir anda IŞİD terör örgütü diye bir örgütle karşı karşıya kaldık. Kafa kesen, öldüren, insanları kurşuna dizen, sürekli sosyal medyadan bunları izler hale geldik. Şimdi o IŞİD terör örgütü şu anda yok. Bir geldi, bir anda da yok oldu gitti. Kim tarafından organize edildi? Kimler getirdi buraya, Suriye'ye konuldu? Artı Suriye'de ister beğenirsiniz, ister beğenmezsiniz. Biz de kendi içimizdeki, ülkedeki bahsettiğimiz seçimle ilgili bir sürü şeyi eleştiriyoruz. Ama orada Esad bir iktidar olabileceği oyu almış.
ve Suriye'nin kendi toprak bütünlüğü içerisinde bunu yaşamış. Siz kim oluyorsunuz ki Suriye halkının seçtiği böyle başkana değiştirme cüretinde bulunabiliyorsunuz diye bir soru sorabilir miyim? Tabii. Sorabilirim. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırlarının içerisine bir Suriye ordusu tankıyla tüfeğiyle girmiş olsa ne olur başkanım? Savaş suçu mudur? Gayet tabii. İşgal midir? Durup dururken girdiğin zaman her türlü şeyler söylenir. İşgaldir. Tabii. Peki şu sorunun cevabını hiçbir zaman alamadım. Türkiye Suriye'ye neden girdi? Neden hala biz orada varız? Evet. Bunun cevabı terör örgütü vardı. Terör örgütlerini temizlemek için girdik. Peki ne kadar mühimmat, ne kadar asker, ne kadar araç gereç gitti? Burada ne kadar ordu için bu paralar harcandı? Bunları biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ve niye hala biz oradayız? Eğer bir sınıra duvar çekilerek o sınır korunabiliyorsa, şuraya da geleceğim. İHA'larımız var, SİHA'larımız var. Bizim İHA'larımız varken, bizim SİHA'larımız varken biz neden bir başka ülkenin toprak bütünlüğünün içerisinde varız? Evet. Yani şimdi bu Suriyeli din kardeşimiz, din kardeşlerimiz ülkemize geldi. Neden İstanbul'a, Ankara'ya ve ülkenin her tarafına, her şehrimize, burnumuzun dibine kadar geldi? Sebep? Eğer gerçekten onlara sahip çıkmak adına, o insanların ölümden korumak adına bir yerlerde sığınmasını sağlanmak istenseydi, gerçek niyet bence, sınır illerimizin belirli alanlarında orada bir takım kamplar kurulabilir, burada tutulabilirdi. Denizli, Çınar Caddesi'nin saat 9'dan sonra kimseyi yürüyemiyor. Bizim beka sorunumuz bence başkanım 10 yıl, 15 yıl sonra sürekli üreyen bu Suriyeli kardeşlerimiz